Evet, herkese hoş geldin diliyorum tekrar. Amatörce Sohbetler'in her hafta Perşembe günü saat 9'da başladığımız Amatörce Sohbetler'in bu haftaki bölümüne de hoş geldiniz. Bu hafta konularımız öncelikle Tıraç Dergisi 1964. Bu arada aramızda olan diğer derneklerden olan herkese de kucak açıyoruz. Lütfen onlar da dernekleriyle ilgili bize gerek yazılar gerekse de programa katılmak istiyorlarsa böyle bir şey yok. Yani burada bir dernek olayı yok. Biz amatörüz. Bütün dünyada amatörüz ve amatörce sohbet ediyoruz. Dernek sohbeti etmiyoruz. Ama tabii en eski dernek 1964'ten bu yana olan bir dernek olduğu için biraz fazla tıraç diyoruz. Lütfen alınmayınız. Diğer derneklerde aslında ben onları davet ediyorum bölüm bölüm. Özellikle İzmir şubemiz gelecek. Bizlere şu an kabul etmek lazım. İzmir Tıraç Şubesi en faal. Sanıyorum ki ben en son bıraktığımda 11 rölesi vardı Ege bölgesinde. Şimdi 14'lere falan çıktı diye biliyorum. Diğer bölgelerimizde olan gerek Tamsat, Antrak, Anarat, bütün derneklerden buraya gelip bizimle sohbete katılmalarını çok istiyoruz. Bunu da burada söylemek istiyorum. Çünkü buradaki oluşumla yakın bir dönemde BTK'ya belli bir şeyler yazmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi kapalı olan bazı frekanslarımız var. Bunları açtırmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi bazı modlarda biz hazırlıklarımızı yaptık ama kanun kesinlikle bizden daha üstün olduğu için hazır bekliyoruz. Bu vesileyle birlikten kuvvet doğacağı için burada herhangi bir ayrımcılık hiçbir zaman olmayacaktır. Bu vesileyle rahat olunuz, sorularınızı sorunuz. Bir konuda eğer çok iyi bildiğiniz bir şey varsa lütfen bir hafta evvel bana yazınız. Ben zaten konu bulmakta pek zorlanmıyorum aslında ama tabii zorlandığım günler de oluyor. Bu vesileyle lütfen bizlerle her şeyi paylaşınız. Bugün Arman Beylerden sonra sazı izninizle ben ele alacağım ve konumuz SDR yine yazılım esaslı telsizler olacak. Ben daha evvel Levent Şaşmazer Beylerle birlikte rahmetli Rüçhan Özat'a adına bir 7 MHz dinleyici tasarladı kendileri ve bunu imal ettik. Türkiye'de de yaklaşık 90'a yakın istasyona ulaştırıldı. Ve yaklaşık 60-70 tanesini yapmayı herkes becerdi. Ben de söylemek gerekirse o kadar elektroniğim olmamakla birlikte bu cihazı yaptım. Fevkalade güzel bir dinleyici. 7 MHz'de rahat rahat bütün modları dinleyebileceğim bir cihazı ilk defa kendim yaptım. En güzeli de Tango Alpha 2 Sierra Sierra Bravo beni frekanstan anons etti ve kendi el yapımım cihazla kendi çağrı işaretimi duymak büyük keyif verdi. İnşallah sizler de ileride bir hayli QRP projeleri var. Bunları yapar ve dinlersiniz. Bunu niye söylüyorum? Bu tür cihazları yaparken tabii ki spektrumlar, spektrum analyzerlar, frekans counterlar veya sinyal jeneratörleri gerekecektir. İşte bunların hepsini SDR'ları kullanarak rahatlıkla evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Ben de bu alıcıyı yani Tango Alpha 2 Alfa Hotel'di yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Rüçhan Beylerin adına EX2 Alfa Hotel ismiyle biz bu devreyi yaptık. Ve benim 2 Alfa Hotel devrem tamamıyla bugün ikinci bölümde size anlatacağım Spektrum Analyzer'la dinleyerek, tüyün edilerek çalışır hale getirilmiştir. Uzun lafın kısası SDR'larınız aynı zamanda Spektrum Analyzer oluyor. Birazdan detaylarına da geçeceğiz. Lafı daha fazla uzatmadan Arman Bey'e bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Keyifli sohbetler diliyorum. Evet, Volkan, ekranda olan olmayan, dinleyen tüm arkadaşlar, ben de iyi akşamlar diliyorum. Biraz önce senin de söz ettiğin gibi Tıraç Mecmuası bundan 57 yıl önce yayın hayatına başlamıştı. Tam tarih olarak 1964 yılının Temmuz ayında ilk sayısı çıkmıştı. Ancak yayın hayatının elde olmayan sebeplerle diyelim, yanılmıyorsam 1984 yılında sonlandırmak zorunda kalmıştı. Yayınlandığı bu 20 yıl süre içinde, aşağı yukarı 20 yıl diyelim, binlerce kişinin elektronikle tanışmasını sağlamıştı. Bugün gerçekten bunun eksikliğini hissediyoruz. Onun yerini dolduran bir mecmua ne yazık ki yok. Biliyorum. Volkan, bugün o ilk sayının yayınlandığı günün heyecanını biraz yaşayabilmek adına mecmuanın ön sözünü hazırlayan
ön sözünü ve de ayrıca yüksek mühendis Güney Gönen için kaleme aldı. Amatör radyoculuğa dair başlıklı yazısını buradan geçmek istiyorum. Evet, 1964 Temmuz sayısı, Tıraç'ın birinci sayısının ön yazısı. Başlık okuyucularımıza. Şu anda elinizde bulunan bu mecmua, belki de senelerden beri hasretini çektiğiniz bir derginin ilk sayısını teşkil etmektedir. Mecmuamız 1962 senesinde kurulan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin bir yayın organıdır. Dünyadaki hemen hemen her memlekette bu tip mecmualardan yüzlercesi çıkmakta ve bir kısmı da şu anda nasıl? Biraz daha güçlü. Evet, baştan alıyorum. Evet, 1964 yılı Temmuz ayında ilk sayısını çıkan mecmuanın ön yazısını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Başlık okuyucularımıza. Şu anda elinizde bulunan bu mecmua belki de senelerden beri hasretini çektiğimiz bir derginin ilk sayısını teşkil etmektedir. Mecmuamız 1962 senesinde kurulan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin bir yayın organıdır. Dünyadaki hemen hemen her memlekette bu tip mecmualardan yüzlercesi çıkmakta ve bir kısmı da yurdumuza gelmekte ise de ancak bunlardan lisans bilen mahdut kişiler faydalanmakta ve geriye kalan ekseriyet amatörler bu mecmualar içerisindeki şekil ve şemalardan anlayabildikleri kadar istifade edebilmektedir. Dergimiz radyo ve elektronik ile uğraşan gerek amatör gerekse profesyonel arkadaşların mecmuası olmak gayesindedir. Bunun içindir ki yazılarımız içerisinde en basit radyo bilgilerinden başka teorik yazılar da bulunacaktır. Bu arada cemiyetin üyesi olsun veya olmasın, radyo ve elektronik ile hatta elektrik ile ilgili şahısların mecmuamıza göndereceği yeni haber ve yazıları da kuruluşumuzun uygun bulduğu takdirde memnuniyetle basmaya gayret olunacaktır. Birçoklarımızın bildiği gibi radyo amatörlüğü yalnız galenli ve transistörlü yahut daha ilerlemiş meraklıların 5-6 lambalı süper radyo veya amplifikatör yapma merakından ibaret olmayıp belki de yurdumuzda tanıtılmadığından, daha doğrusu 3222 sayılı tesis kanunun hükümlerine göre yasak edilen bambaşka bir merak ve zevki içine almaktadır. Bu ikinci bölüm radyo amatörünün bizzat imal veya bu işin hazırlanmış takatı kanunen sınırlandırılmış takiben 50 watt civarında bir alıcı verici radyo cihazı ile kendisi gibi meraklı diğer memleketlerde bulunan amatörlerle istediği zaman istediği kadar konuşmak zevklidir. Bugüne kadar memleketimizde 9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı telsiz kanunu hükümlerine göre kişilerin radyo vericisi yapmak ve kullanmaları yasak edilmiş olduğundan bu zevk ve merak amatörlerin içinde kalmıştır. Halbuki akla gelen bütün büyük devletlerden mada Cezayir, Angola, Bahama, Kongo, Bermuda, Burma, Habeşistan, Kenya, Küveyt gibi memleketlerde bile gerekli formaliteler ikmal edilerek müsaade alınmak suretiyle amatörler imal ettiği alıcı verici telsiz veya radyo telefon vasıtasıyla dünyanın her tarafındaki Türkiye hariç amatörler ile konuşma hakkına sahiptir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile Ankara Elektronik Mühendisleri Odası'nın memleketimizde bu yasağın kaldırılması için yaptığı teşebbüsler müsbet netice vermiş ve bir radyo amatörlüğü kanunu tasarısı hazırlanması hakkında Milli Güvenlik Kurulu tarafından Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verilmiştir. Temelli olunur ki bu kanun çok yakın bir zamanda çıksın
ve Türkiye'deki radyo amatörleri diğer ülkelerdeki seviyeye ulaşabilsinler. Bu gayeye ulaşabilmek için bütün amatörler ve teknisyen arkadaşların cemiyetimize üye olmalarını temenni ederiz. Dergimizin her sayısında mütehassıs elemanlar tarafından hazırlanmış izahatlı şemalar bulunacak ve bunların takibinde uğrayacağınız güçlükler yine mecmuamız vasıtasıyla halledebileceksiniz. Birçok fedakarlıkla ilk sayısından basabildiğimiz bu dergi sizlerindir. Sizin gayret ve yardımlarınızla ayakta durur ve ilerlerse yurdumuzdaki boş bir sahada doldurulmuş olacaktır. İmza Tıraç. Saygılarımızla Tıraç. Evet, ikinci bölüme geçiyorum arkadaşlar. Kulağıyla ilk sayıdan. Arman Bey, kısa bir ek yapmak istiyorum. Ben aynı zamanda bahsi geçen Tıraç dergisini ekranımı paylaştım. Gördüğünüz ilk sayıdır. Evet. Bu konuda da 1964'te bilmiyorum takip edebildiniz mi? Arman Beyleri tanıtımını yaparken yavaş yavaş ben sayfayı aşağı doğru indirdim. Burada Radyo Punch'lar görüyoruz. Türkiye'nin en eski ses sistemlerini yapan firmalar, reklam veren firmalar. Sanıyorum ki okuduğunuz bölüm şu makaleydi. Burası. Doğru mudur? Evet. Ben her hafta mail grubuna Tıraç dergisinin bir sayısı veya iki sayısını birden yolluyorum. Bu vesileyle daha evvelki sayıları kaçırmış olan arkadaşlarımız var ise lütfen bana mail atınız. Bütün kaçırdıklarınız sayıları zipleyip bir alana atarım. Oradan indirebilirsiniz. Bu mecmualar bugüne nasıl gelişimizin aslında biraz da hikayesidir. Biraz evvel geçerken gördüğümüz mesela şu Radyo Punch benim 90'lı yılların sonunda askeriyede kullandığım ses yayın cihazlarını yapan bir firmadır. Ta 1960'lardan bu yana olduğunu ilk defa burada gördüm ben. Bunun dışında burada çok ilginç şirketler göreceksiniz. Ve şimdi rahmetli olmuş birçok eski Tıraç, daha doğrusu amatör telsizcinin de yazılarını göreceksiniz. Evet, ikinci bölüme burası. Devam edelim. Diğer sayıları da ben yavaş yavaş arada sırada gösteririm. Evet, mikrofon bende galiba. Evet, buyurun Arman Bey. Radyo amatör radyoculuğa dair yazan yüksek mühendis Güney Gönül. Amatör radyoculuk deyimi iki anlama gelmektedir. Bir, amatör olarak radyo alıcısı, amplifikatör ve benzeri gibi cihazları kullananlar, geliştirenler, tamir edenler. İki, alıcı verici bir düzen kurarak kendisi gibi teçhizata malik başka kimselerle elektromanyetik dalgalar yardımıyla tecrübi olarak kar gayesi gütmeksizin haberleşenler. Bu ufak yazıda özellikle ikinci çeşit amatörlük üzerinde durmak istiyoruz. Bu çeşit amatörlük yurdumuzda pek az tanınıyor. Bunun baş sebebi de bu anlamdaki amatörlüğün Türkiye'de kanunla yasaklanmış olmasıdır. Bu yasağın gerekçesi de bu yoldan casusluk gibi zararlı faaliyet yapılabileceği ihtimalidir. Bu konuda bir fikre varmadan evvel amatör radyoculuğun dünyadaki durumuna bir göz atalım. Dünyada amatör radyoculuğu yasaklayan iki veya üç devlet vardır. Bunlar bütün diğer ülkelerde amatörlük serbesttir. Batı ülkelerinde nasılsa serbest olacağını düşünebiliyoruz. Ama amatörlük Küba'da, İsrail'de, bütün demir perde gerisi ülkelerde, Yugoslavya'da, Mısır'da, Fas'ta, Kongo'da, İspanya'da bile serbesttir. Amerika'da yalnız Amerikan Radyo Amatörleri Cemiyeti ARRL'ye üye olan amatör sayısı 200 binden fazladır. Bu cemiyetin her yıl çıkardığı Radyo Amatör Handbook isimli güzel kitabı İngilizce bilen meraklılar hatırlayacaklardır. Dünyanın her yerinden amatörler uluslararası yarışma ve kardeşliğin öncülerini olmaktadır. Her yıl yapılan çeşitli yarışmalarda bütün dünyadan amatörler katılmaktadır. Bir örnek olarak 1961 yılındaki bir yarışmanın sonuçlarında bir bakalım. Telsiz telefonla bir yıl içinde başka amatörlerle 876.304 kere temas sağlayan
Uruguaylı Sierra birinci. 3349.492 kere temas sağlayan Wake Adası'ndan Büyük Okyanus'un ortasında 2 kilometre kare yüz ölçümü olan bir adadır bu. Labune isimli ikinci olmuştur. Derece alan başka amatörler arasında Kenyalı, Çekoslovakyalı, Libyalı amatörler de vardır. Radyo amatörlüğü yalnız bir zevk veya merak aracı değildir. Şu bakımdan çok önemlidir. Bir, gençlerin boş vakitlerini faydalı bir şekilde geçirmelerini ve bu arada gerek teknik, gerek dil, gerek dünya hakkındaki bilgileri bakımından ilerlemelerini sağlar. İki, zelzele, su baskını ve benzeri afetlerin normal haberleşme yollarını kırıp geçirdiği hallerde yüzlerce amatör, hızıraç, sivil savunma, askeri birlikler ve belediyeler hizmetine koşmaktadır. 1958'de Güney Kutbu'nda tecrit edilmiş olarak kalan personelle temas sağlayarak 12.000 temas mesaj geçirdiğinden dolayı ödül alan Birleşik Devletler'den 18 yaşındaki Jay Medi bu alanda bir örnektir. 3. Amatörler bilgi ve tecrübe bakımından hızlı bir hale askere gittiklerinden orduların muhabere problemi kendiliğinden çözülmektedir. 4. Amatörler ilim ve teknik alanındaki ilerlemelere yardımcı olmaktadır. Kısa dalgalarla haberleşme, ayın yüzünden radyo dalgalarının yansıtılması 1953 ve 220 MHz frekansta Amerika Hawaii bağlantısı 1957 yılında amatörlerin bilme yaptıkları hizmetler arasındadır. Amatörlük, radyo ve elektronik endüstrilerine yetişmiş eleman hazırlamaktadır. 6. Gizli olarak çalışan kötü niyetli vericileri tespit etmede hiçbir devlet aracının amatörler kadar faydalı olmadığı tatbikat göstermiştir. İşte amatörlük bu sevgili okuyucular. Ülkemizde bu yasaklamayı koyan kanunun tarihi 1937'dir. Bugünden bu yana dünyada neler değişti, neler oldu? Şimdi casusların kullanması için kol saati büyüklüğünde verici cihazlar yapılabiliyor. Bugün yurdumuzdaki her elçiliğin kocaman verici cihazları var. Afrika'nın ortasında o bizim geri diyerek dudak büktüğümüz kara derili ülkelerle ülkemizi karşılaştırın. 1950'de yurdumuzda Amerikan askerleri yardım heyeti başkanı olarak bulunan ve bu yasağı görerek hayretlere düşen General McBride şu sözlerine hak vereceksiniz. Türkiye'nin gelişimini zorlaştıran bir amil de memleketin emniyetine tehlikeye düşmesi hakkında beslenen mübalağalı endişedir. Bunların yüzünden birçok faydalı işler muattal kaldığı gibi bizzat emniyetin icatları da ihmale uğramaktadır. Yine General McBride o zaman amatör radyoculuğa ait yasağı kaldırmak yolundaki tavsiyem nihayet kabul edilmiş fakat tatbikat bunların yerini tespite yarayacak tertibatın tamamlanmasına talip olmuştur. Halbuki askeri radyolarla beraber Türkiye'ye bu bakımdan kâfi miktarda tertibat vardır. Yasak kalkarsa bizzat amatörler gizli ve kötü neşriyat kaynaklarından tespite hizmet ederler demiştir. Volkan bu kadar. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun değerli bilgiler için. Bu arada ben ekran paylaştım. Herhalde rahat okuyabiliyorsunuz. Üçüncü sayıya kadar geldik. Birinci sayının bölümlerini göstermiştim. Özellikle ikinci sayının içerisinde ilginç bir yer var. 1924'lerde dünya çapında yapılan ilk muhabereler ve özellikle de yine 1960'lı yılların sonunda Oscar uydusu üzerinden yapılan ilginç denemeler vardı. Tekrarlıyorum, bu dergileri daha evvelki sayılarını kaçırmış olanlar varsa öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an katılımcımız 50 kişi. Bu 50 kişi içerisinde mail grubuna çağrı işaretini veya mail adresini kaydettirmemiş dostlarımız varsa lütfen buraya chat'e yazacağım. volkan@focusturk.com buraya mail atarsanız sizi de mail grubuna dahil ederim. Bu vesileyle rahatlıkla bütün göndereceğimiz bilgilendirmeleri alırsınız. Bu hafta sizlere Comet antenlerin kataloğunu yolladım. Comet benim yoğunlukla kullandığım hem anten analyzer hem de
VHF, UHF antenim benim Comet. Çoğunlukla Diamond duyuyoruz biliyorsunuz. Her hafta farklı bir markanın şeylerini sizlerle paylaşacağım. Çünkü yeni amatörler de var aramızda. Amitron olsun, MFJ olsun, High Gain olsun, Kuşkraf olsun, Miraj olsun, bir sürü anten şeylerimiz var. Her hafta bir tanesini ben sizlerle paylaşacağım. İsteğinize göre de zaten tartışırız burada, konuşuruz, onları alırsınız. Mecmuaların eski sayılarını eğer almak istiyorsanız da dediğim gibi bana mail atarsanız sizlerle paylaşacağım. Çok hızlı bu sayıyı da şöyle bir aşağı doğru geçelim. Tabii artık çoğu kapanmış olan, çok ilginç eski Karaköy ve Selanik pasajında bulunan ve özellikle o bölgede bulunan şirketlerin de kartlarını görüyorum. Tabii ben 37 senedir amatörüm. Bir bölümünü biliyorum, bir bölümünü bilmiyorum. Çünkü çok elektroniğin içinde değilim ama eski amatör şu anki konuklarımızın içerisinde buralardan teçhizat almış, ürün almış çokça dostumuz muhakkak vardır. Şöyle aşağı doğru geçeceğim ve bu bölümü kapatacağım. Bütün sayılar var bende. Dediğim gibi her hafta size bir sayıyı paylaşacağım. Anladığım kadarıyla ilk 4 sayı tek olarak yayınlanmış. Ondan sonra her 2 sayı tek bir dergi olarak yayınlanmış. Bu haftada 17 ve 18.leri sanırım sizlerle paylaştım. Buradaki devreler hala yapabileceğiniz devreler. Hiç çekinmeyin. Eskiye istinaden hoş bir sada bu vesileyle paylaşıyorum. Ve burada sanırım bitiyor. Evet, tekrar Armağan Bey'e teşekkür ediyoruz paylaşımlarından dolayı. Şimdi bugün herhangi bir yazı var mı? Tamam. Mevlüt Bey, ben alacağım sizi. Yani o kayıtlar duracak. Programın sonunda şey yapacağım. Tabii hep moderatörlük yapıyorum. Ondan sonra başka bir arkadaşa sözü pas ediyorum. Bugün SDR'ları Barış Bey'in işleri dolayısıyla ben devraldım. Bugün SDR'ı işleyeceğiz. Öncelikle sorusu olan varsa bugün biraz daha soru cevap yapmak isterim. Özellikle SDR kullanan ve kendi SDR'ı ile ilgili yaşadığı problemleri anlatmak isteyenler varsa, biliyorsunuz yeni dönemde bir hayli cihazlarımız yazılım tabanlı cihaz haline dönüştü. Ben de nacizane birkaç SDR cihaz kullanıyorum. Daha doğrusu SDR ürün almış durumdayım. Öncelikle biraz piyasada neler var neler yok onlara bakarak başlayalım. Ben yine ekranımı paylaşacağım. Şöyle açalım ve evet, şu an herhalde görüyorsunuzdur. Eğer ben anlatırken bir yerlerde takılma olursa lütfen beni uyarınız. Mikrofonu açıp uyarırsanız düzeltirim. Programa başlamadan evvel ben genel bir SDR hem radio dediğimde gördüğünüz gibi envai çeşit SDR'lar çıkıyor. Bunları siz de araştırabilirsiniz. İlk başladığımız SDR'ı bulalım. Herkesin takribi 8-9 dolara bulabileceği, şurada hepsini bir kere de göstermiş. Bakın yan tarafta şu mavi gördüğünüz ilk çıkan hemen hemen SDR'lardan. Bunların içinde kullanılan chipseti RTL SDR. RTL chipseti var. Ben işin tekniğini bugün bir şey anlatmayacağım ama ya bu SDR'a biraz girelim, alalım, evde bütün frekansları dinleyebileceğim, bütün modları dinleyebileceğim bir cihazım olsun diyor iseniz, mesela bu cihaz 100 kHz'den 1.7 GHz'e kadar giden bir alıcı. Eskiden bunlar sadece UHF ve VHF'te çalışıyor idi. Bunlara down converter koyarak HF'i de dinler hale getiriyorduk. Artık hiç öyle uğraşmanıza gerek yok. Eğer 9-10 dolarlık Alibaba Express'te bolca var. İsterseniz birazdan eğer soru olursa, çokça bana hafta içinde çünkü soru geliyor. Bunu mu alalım, şunu mu alalım diye. Bu gördüğünüz SDR rahatlıkla çok küçük ama bant genişliği de çok küçük. Yani 1-2 MHz'lik bir bant aralığını görebiliyorsunuz. Şimdi SDR alırken ilk bakacağınız şey tabii ki bant aralığı. Bu bazılarınızın belki de SDR bilgisi benden bile fazladır. İnşallah onları da çok fazla sıkmam ama hızlıca bu girişi yapacağım ki şu an 52 kişi olduk. Muhakkak yeni gören ve almak isteyenler vardır diye kısa bir anlatım yapacağım. İlk birinci soruşturacağımız şey
bu SDR kaç kilohertz ile kaç gigahertz arasında çalışır? İlki bu. İkincisi kaç bit çalışır? Biliyorsunuz bilgisayarlarımız 32 ve 64 çalışıyor. Ne kadar çok bit, o kadar çok proses, yani hızlı çözüm demek. Peki bir SDR'da bu kadar hızlı çözüme niye ihtiyaç var? Bugün ilerleyen saatlerde göreceksiniz. DMR biliyorsunuz dijitalin bir modu. DMR'ı bir SDR'da çözebilmeniz için arka tarafta DMR'ın algoritmasını çözecek bir prosesin çalışması lazım. Bu vesileyle alacağınız SDR'ın da eğer USB ise USB'sinin ileri versiyon olması, çalıştığı bitin yüksek olması tabii sizin için önemli. Şu an gördüğünüz yani ilk başlangıç için $9-10 başlayabileceğiniz bir SDR. Bunun beyaz modülleri de var. Bir bakayım onlardan da varsa. Onlar daha da ucuz. Göreceğim. Şuna geleceğim. Zaten ikinci cihazı bunu söyleyeceğim. Ben bunu da kullanıyorum. Bu da var bende. Öncelikle şu küçük daha. Bak en çok piyasada göreceğiniz şey şu. rtl.sdr.com. Bu siteyi de ziyaret ediniz. rtl-sdr.com. Her şey var orada. Özellikle sizi birazdan yazılımları da çok az söz edeceğiz. SDR Sharp diye bir yazılım var. SDR Sharp üzerine bir Rus grup inanılmaz pluginler yapmış. Plugin nedir? Onu da birazdan açıklayacağım. SDR'ımızı alıyoruz, yazılımımızı kuruyoruz, frekansları dinlemeye başlıyoruz. Fakat o da yetmiyor. İlk aklınıza şu geliyor. Ben bir rölede dinlerken bu rölenin tonu kaç? CTCSS kaçtan basıyor? 88,5 mu? 100 küsur mu? 70 küsur mu? Çok güzel bir plugin yapmış Ruslar. SDR Sharp. Birazdan sitesine gideriz. Birlikte bakarız. Notlarınızı alırsınız. SDR Sharp'ın üzerine küçücük o Rusların pluginini yazdığınızda CTCSS decoder yapabiliyorsunuz. Yani röle frekansını, röle listeleri internette İbadullah var. Orada bulduğunuz takdirde bu dediğim yazılımları da yüklediğinizde rölenin frekansına geldiğinizde bir kişi konuştuğu anda SDR alıcınız ve Rusların yazdığı CTCSS decoder size hemen ekranda bu frekansta şu kodla, şu tonla çalışılıyor diye gösteriyor. Harika bir özellik, kullanabilirsiniz. Hala hava yayınları var mı? İstanbul'da var bir iki tane. Onları ben hala görüyorum. Özellikle Icom UC7000 kullanıyorum. Icom UC7000'de üzerindeki tuşa uzun süre bastığınızda televizyon moduna dönüyor. Renkli ekranında televizyon izliyorum. Küsur megahertzlerde televizyon yayını var yanlış hatırlamıyorsam. Bunu aynı zamanda SDR'da da alabiliyorsun. Ama SDR'da televizyonu decode etmek için yine bu Rusların yazdığı bir plugin var. SDR Sharp'ın üzerine bunu yüklerseniz SDR'ınız bir televizyon haline dönüşüyor. Ama analog yayınları görürsünüz. Şimdi bu gördüğünüz RTL SDR'la rahat rahat her şeyi yaparsınız. Bunu ben ilk aldığımda dediğim gibi burada gördüğünüz RTL2832U bu prosesörünün modeli. Bu bana yetmedi. Çünkü VHF çalışıyordu. Hemen ikinci aldığım SDR'ım bu. Bu da 100 kHz, 1.7 GHz arası hem HF, hem VHF, hem UHF çalışıyor. Ben ayrıca bu cihazı bir tane mini PC'nin içerisine üstünü jelatin kapladım. Sigara paketinin içinden çıkan metalik kapladım ki sağdan soldan interferans problemleri yaşatmasın diye. Bu gördüğünüz siyah dış kutu metal zaten. O biraz faradaylamayı yapıyor. Ama geri kalan da sorun olmasın diye USB ile bağlı bu alet. Cihazın içindeki USB'ye bağladım. Bilgisayarımın arka tarafına da bir tane VHF, UHF için konnektör, bir tane HF için de konnektör yaptım. Bir patch kabloyla da bu aletin arkasındaki iki tane girişi vardır. Şurada görüyoruz. Bakın. Bir tanesi VHF, UHF, bir tanesi HF. Buralardan jumper kablolarla bilgisayarın arkasına çıkış yaptım. Bir mini PC'm var. Birazdan gösteririm, buralarda bir yerdedir. Böylelikle bir bilgisayarım tamamen telsiz dinleyici haline geldi. Bir ekranda bağladığınız takdirde fevkalade bütün frekansları dinleyebilirsiniz.
Yine yanlış hatırlamıyorsam bu 1-2 MHz band genişliği var. İkinci cihazım buydu. Bundan sonra biraz daha profesyonel bir cihaza geçeyim istedim. Bakalım. Hemen hemen bunun muadili. Onu ben size sitesinden paylaşayım. Özür dilerim. SDR Plus. Evet, burada SDR Play diyelim. Özür dilerim, bekletiyorum biraz. Açmıştım arka tarafta. Evet. Hemen bundan sonra çok da isabetli bir karar vererek, bu arada biraz evvel paylaştığım sayfalardaki cihazlar $9 ila $18, maksimum $20 arasında cihazlar. AliExpress'te göreceksiniz. Bant aralığının geniş olması, dinlediği frekansın geniş olması, bunlara dikkat edeceksiniz. Burada gördüğünüz, hemen ürünlere gelelim. Bakın burada bayağı bir şey var, ürün var. Products'larda benim ilk iyi diyebileceğim SDR'ım buydu. SDR 1'di. Artık bu üretilmiyor. Bu da 10 kHz, 2 GHz arası bir dinleyiciydi. 10 MHz band genişliği var. Ne demek? Aynı anda bulunduğunuz bir frekansı 5 MHz yukarıya, 5 MHz aşağıya inanılmaz geniş bir skalayı dinliyorsunuz. Bu size ne sağlıyor? Bu eğer HF dinliyorsanız 5 MHz yukarı ve aşağıda konuşanları ekranda bir anda birbirini görebiliyorsunuz ve hemen onları oradan yakalayabiliyorsunuz. Bu sizin için çok önemli. Özellikle HF çalışıyorsanız, aslında bu VHF, UHF'te de aynı şekilde görüşme yapıyorsunuz simplex, birileri yukarıdan baskı yapıyor. Yani karşı istasyonu sizin aynı frekansta değil ama arada bir baskı var. İşte böyle bir alıcının 5 yukarı 5 aşağı komşuları size gösteriyor olması büyük bir artı. Bu vesileyle bu cihaz 10 MHz band genişliğiyle şu an piyasada gayet kendinden söz ediliyor. Hemen 3. cihazım SDR Play 2, SDR Play 2 oldu. Bu cihazdan sonra bu da sanıyorum ki artık satılmıyor. Bunun metali çıktı. Hemen son modeline gelelim. Özür dilerim. Evet. Yenisi şu. Metal olanı. Bu plastikti. Şu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü. Aslında çıkışları şu anki kullandığım SDR'la aynı. Birazdan ekranına geçeceğiz. Bu SDR'ı bir spektrum analyzer haline getireceğiz. Bakınız, şuradaki açıklamalar bizim için çok önemli. Görürseniz İşte 14 bit çalışması, 10 kHz, 1 kHz'den 2 GHz'e kadar band genişliğinin olması, frekans aralığının olması çok rahat size birçok olanak sağlayacaktır. Bu cihazda iki anten girişi var. Çatınızda iki ayrı anten olabilir. Biri VHF, UHF, biri HF olabilir. Veya long wire dediğimiz upuzun bir kablonuz olabilir. Bunun yine yan tarafında çok güzel bir long wire anten için giriş bölümü var. Bu model yok bende. Bir evvelki modeli var. Bir bakalım orada gösteriyorsa resimde. Bu cihazı öneririm. Burada. Bu gördüğünüz yeşil giriş long wire anten girişi soketiyle. Bakalım data sheetlerine şöyle bir gezinelim. Evet. Bendeki modeli bu pro olmayanı. Bu diğer prosunda yine metale alındı. Bu da bir kıstas. Yani alacağınız SDR'ın dış kutusunun plastik mi metal mi olması. Bugünkü bilgimle metal ben de almak isterdim. Bunlar yine 100 küsur dolarlar civarıydı. Şu anki son update fiyatını bilmiyorum ama dinleyicilerimizden biri bakabilirse, bizimle paylaşırsa da memnun oluruz. Bir anda tabii $10, $20'dan 100 küsur dolara çıkıyor. Peki neden bunu alalım? $10, $20'larla da işi çözüyorsak, bir band genişliği, yani band genişliği, aynı anda dinlediği band genişliği çok fazla. İkincisi, bu cihazın diğerine göre kararlılığı çok önemli. SDR Play, SDR Uno diye bir yazılımla kullanılıyor. Aynı anda 1, 2, 3 telsiz açabiliyorsunuz. Onlara da bakayım.
STR Sharp sadece FM değil. Tüm modları dinleyebilirsiniz bu arada. STR Sharp'la ilgili de bir hafta yaparız. Çok özür dilerim. Evet. Çok özür dilerim. Bugün biraz böyle tutuk da olacak ama International Space Station'ın görüntülerini almak istiyorsanız 145-800 orada soru geldi diye hemen şey yapacağım. Muhakkak MMSS TV Mike Sierra Sierra Tango Victor MMSS TV. Hemen onu da bir paylaşayım. Bir bunu durduruyorum. Açmış mıyım MMSS TV'yi? Açtım. Bakın şimdi ekranını paylaşacağım. MMSS TV. Bu yazılım bende HRD Commander hem Radio Deluxe de var. Ama MMSS TV inanılmaz güzel çözebiliyor. Bu yazılım Japon'a mı ait? Uzak Doğu'lu birine aitti. Hemen bakalım. Ebat var mı burada? Yok. MMSS TV'nin üzerine ben bugüne kadar SSTV yayınlarını çözen başka bir program görmedim. Yine soruya döneceğim. Özür dilerim. SDR'da MMSS TV'yi kullanacaksanız, evet Japon biri yazmıştı. Fevkalade güzel. Hiç başka bir yazılımı denemeyin. Çünkü ben birkaç yazılımı ISS geçerken kullandım. Hem Radio Deluxe muhteşem bir uygulama. Alırsınız. Söyleyeceğim. SDR'da nasıl alacağınızı söyleyeceğim. Aslında onun sitesine gireceğim. Virtual Cable. Virtual Cable. Yani zahiri kablo. Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. SDR cihazın içerisinde dinleme yapıyor. Ama siz dinlediğini kendi içerisinde loop yapmanız lazım. Onu yapmadığınız için MMSS TV mikrofondan dinlemeye kalkıyor. Ama SDR de orada o dönüşümü yapamıyor. Birazdan gireceğim o siteye. Aslında önümüzdeki hafta eğer talep gelirse bütün bu bende olan modülleri uninstall edip tekrar install edebiliriz. Çünkü bir SDR'ı cihaza tanıtabilmek için bir sürü pluginler var, bir sürü driverlar var. Yapacağız. Mert Bey bir yandan da okuyorum ben sizi. Onları yaparız. Bir şöyle bir alın yavaşça. Çok güzel. Şadan Bey şeyi paylaştı. MMSS TV'yi indirebileceğiniz sayfayı paylaştı. Başka hiçbir yazılımı dinlemeyin. Yani özellikle bir SDR'ınız varsa. HF, VHF, UHF. Bakalım biraz evvel şey yapıyordum. Bakalım ekranda onları bulabilecek miyim? Çok güzel. Bunlar yok. Bunlar DMR'la ilgili şey yapmıştım. Hemen onları da bulayım. İnternette yine SSTV frekansları diye aratırsanız 7 MHz'de, 14 MHz'de rahat rahat şeyleri bulursunuz. Nokta frekansları bulursunuz. O frekanslarda da MMSS TV'yi açtığınızda çok rahat işlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi SDR Sharp FM bandı dinleyebiliyor. Hayır değil. Bütün band, bütün modları dinleyebiliyor. FM bandı değil de FM modülasyonunu dinliyor diyelim. Kullanım hakkında da veririm. Dediğim gibi RTL'yi kurmadan evvel yanlış hatırlamıyorsam Regit gibi bir yazılım vardı. Çoğu var internette. Öncelikle onu kurmanız lazım. RTL 2832'yi cihaza göstertmeniz lazım. Ve muhakkak şöyle yapalım. Bilgisayarımda şimdi birkaç ekran paylaşacağım. Kısa kısa vereceğim. Sonra daha detayları veririz. Evet. Zadig 2.5. Bu çok özür dilerim. Mendebur yazılım bizi çok zorladı. Çünkü ilk yüklediğinizde görüyor, görmüyor. Zadig'in üzerinde kesinlikle ilk başta şeyi görmek zorundasınız. Sizin koyduğunuz RTL'yi gördü. İlk birinci, peki bir dakika hemen oraya geçiyorum. Şu ekranımı sizinle paylaşacağım. Sharing'i durdurdum. Tekrar şöyle hafif biraz bugün böyle sohbetle geçecek. SDR tanıtıyoruz diye düşünelim. Bir tane Windows Explorer'ımızı açtık. Normal bilgisayardaki bilgisayarımı açtık. Bu bilgisayarın üzerine geldiğinizde özelliklere bastığınızda bu ekranım gözüküyor herhalde. Sistem, pardon. Eski versiyonlarda sistem diye çıkacak ayarlar.
Bir dakikanızı rica ediyorum. Şunu kapatalım. Evet, ayarlar ekranım gözüktü mü? Sharing öbürüyle kalmasın. Sistem. Niye gördüm? Bu arada gelenler de var. Öncelikle bilgisayarımın üzerinde bütün şeyleri göreceğiz. Driver'ları göreceğiz. Niye burada? Bu arada gelenler de var. Özür dilerim. Ayar ekranı görünmüyor. Onu şimdi şey yapacağım. Bulacağım. Bu gördüğünüz Traj dergilerinin şeyleri. Bir dakika. Ayar ekranına bir gelmeyi becerebilirsem. Ekranımda çünkü Zoom da bir anda açık. Her şeyden evvel bağladığınız USB'yi muhakkak bilgisayarınızda görüyor olmanız lazım. Bunu görmeden herhangi bir şey yapma şansınız yok. Masası niye gelmiyor? Doğru şey yapayım. Bu arada bir dakika, almadıklarımız mı var? Add me to all. Pekala. Evet. Şimdi şunu stop ediyorum ve açtığım diğer ekranı göstereceğim. Aslında pek hoşnut olmadım. Diğer eski ekranı bulmaya çalışıyordum. Bakın şeyde, ayarlarda Bluetooth ve diğer cihazlarda şu an evin içerisindeki bir sürü şey var. Bakın burada SDR Play'im gözükmüş vaziyette. Ben SDR Play'i çektiğimde bakın yok oluyor. Bunu görebiliyorsunuz değil mi? Tekrar takıyorum. Bende bütün driverları yüklü olduğu için ne olursa olsun RTL'yi veya SDR Play'i veya Adam Pluto'yu burada görmek zorundasınız. Burayı halletmedikten sonra ikinci bölüme geçmenizin hiçbir anlamı yok. Ondan sonra çalışacaktır. Pekala. Admitol. Öncelikle muhakkak burayı kontrol edin. Yani bilgisayarımda sağ butona basıp sisteme basıp eski versiyonlarda öyle gözüküyordu. Windows 10 her gün yeni bir şey çıkarttığı için. Öncelikle bunu görüyor olmanız lazım. Yani bunu görmedikten sonra SDR'ın çalışması imkansız. Ben de SDR Play olduğu için düzgün bir şekilde açıldı. Ben bunu kapatıyorum. Hemen şeye geçelim. Biraz evvelki yine SDR sayfamıza geçelim. Benim kullandığım SDR Play bu. Birazdan da bu cihazı bir Spectrum Analyzer'a dönüştüreceğiz. Yazılımlarına bakalım. Yani aslında bir cihazı alırken ne dedik? Dinlediği frekans aralığına bakıyoruz. Metal olması daha iyi diyoruz. Tabii ki HF, VHF, UHF hepsini kapsasını istiyoruz. Takribi 1 kHz. 2 GHz arası yeterli gibi gözüküyor. Ama geçen hafta biliyorsunuz Delta Lima 2 India Echo, İsmail Beyler bizimle biraz daha yüksek, daha doğrusu çok yüksek, ultra high frekansta çok güzel oyuncaklar gösterdi. Önümüzdeki günlerde kendisiyle bir ATV istasyonu nasıl kuruyoruz da inşallah işleyeceğiz. Tabii onu gördüğünüzde diyeceksiniz ki Volkan 2 GHz'e kadar demiştiniz ama 5 GHz de varmış, 2.4 de varmış. Bir daha mı alacağız? Aradaki fiyat farkını siz mi ödeyeceksiniz dememeniz için. Birazdan Adam Pluto'yu da göstereceğim. O da 50 MHz to 60 GHz'e kadar. Yani biraz şuna karar vermeniz gerekiyor. Ben amatör olarak hobim yüksek. Çok yüksek frekans. Ultra high frekansa alacağınız cihazların da bir parça o aralıklarda olması lazım. Mesela en çok gelen sorulardan biri... All mod, all band cihaz mı almalıyız yoksa monoband cihaz mı almalıyız? Yine geçen haftaki yayınımızı eğer izlerseniz yarın atacağım size linkini kaçıran dostlarımız için. İsmail Beyler'de
ki bugün görüyorum yine istasyonunu orada. Bir parça zoomlayabilirse ekranı, gördüğünüz gibi ICOM'un iki modeli var kendisinde. Profesyonel bir istasyon ve ICOM'un niye iki modeli var? Bir tanesi VHF UHF çalışıyor. Bakın İsmail Bey'in Delta Lima 2 India Echo şu an zoomladı. Biraz sizi yoruyorum, özür dilerim ama doğaçlama oluyor. İsmail Bey'in ekranının üzerinde sağdaki 3 noktaya basıp picture in picture basarsanız büyüyecektir kendisi. Bakın o sorunun cevabı bu işte. Yani all mode all band mi? Hayır. VHF UHF için ayrı cihaz, HF için ayrı cihaz. Yani bir tanesi gördüğünüz gibi 7300 sadece HF cihaz. Öbürü 9700. Yani VHF UHF. Yüksek frekans, very high frekans ve ultra high frekansta all mode, FM, SSB, USB, CW, RTT var, ITT hepsi var içerisinde. Bu vesileyle sorumuzun cevabı bu. Yani daha bir, çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Daha bir aralıkları kısıtlandırılmış cihazın kararlılığı ve o frekansı dinlemesi çok daha net oluyor. Şimdi SDR'a dönersek, SDR'da da bu geçer. Yani ne kadar geniş bandı dinliyorsak hassasiyet o kadar düşecektir. Kim çizdi benim SDR'ımın üstünü? Pekala, devam ediyoruz. İkinci aldığımız buydu. Biraz da bu, birazdan da bu SDR Play üzerinde denemeler yapacağız. Hemen şuradan Adam, Pluto, SDR diyelim ve en son aldığımız oyuncak. Şimdi biraz evvele kadar gördüğünüz SDR'lar sadece alıcıydı. Bir yerden sonra dedik ki biz hem alıcı hem verici SDR satın alalım. Bu yazılımı yok etme nereden yapılıyor bilen varsa. Şöyle clear diyeyim. Okey, tamamdır. Buldum kendim. Şu an ekranımda herhalde görüyorsunuz Adam Pluto'yu. Yeni aldı, yani en son aldığım cihaz bu. Bu cihazı neden aldım? Ben bu cihazı ilk aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 300 küsur megahertz to 3 gigahertz'e kadardı. Sonra yeni bir firmware çıkardılar. Sağ olsun Barış Beyler vasıtasıyla, Tango Alpha 7 Whiskey vasıtasıyla yeni firmware üzerine attık. Yani işletim sistemini yeniledik. Bir anda cihaz 50 MHz tire 6 GHz arası çalışabilir oldu. Ve çok miliwattlarda çıkışı vardı. O wattajı da yükseldi. Bazı şeylerde gerekiyor. Özellikle yüksek frekansta watt biraz çok önemli. Yani o miliwattlar antene gidene kadar aradaki kullanılan kabloyla yok oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bunları hep işledik. Kaçıranlar varsa önümüzdeki günlerde yine bir şöyle refresh ederiz. Şimdi Pluto'nun güzel tarafı hem dinleyici hem de verici. Yani bu cihazın en güzel tarafı bu. Alıcı ve verici bir anda kullanılabiliyor. Bugün göstereceğim Spectrum Analyzer özelliğini Barış Bey'e şeyi sordum. SDR Play'i ben yaptım. Adam Pluto'yu taktığımda da Spectrum Analyzer'ı çalıştırırsam tabii ki SDR Play 1 kHz 2 GHz arası bir Spectrum Analyzer haline geliyor. Adam Pluto'yu taktığımda 6 GHz'e kadar bir Spectrum Analyzer'ım mı olacak? Evet, 6 GHz'e kadar Spectrum Analyzer'ım olacak. Yani evinizde üretim yapıyorsanız, evinizde elektronikle uğraşıyorsanız bir Spectrum Analyzer ihtiyacı, bir frekans counter ihtiyacınız varsa SDR doğru seçenek. Evet, Adam Pluto ile ilgili şimdi şöyle bir genel bir bakalım eğer varsa şeyler. Bir dakikanızı rica ediyorum. Burada kısa bilgiler var. Bunun dışında Product Highlight, Active Learn Modül, binlerce şeyler var. Technical Articles, bakalım orada neler var. Peki, bunun içinde çok fazla kalmayalım ama eğer ilgilenen zaten varsa muhakkak burada da zaten detayları var. Benim bildiklerim bunlar ama biraz evvel şeye baktığımızda efendim söyleyeyim diğer ürünlere baktığımızda şurada ne yaptık? En son bu ürüne geldik.
Şu ürünü de söylemeden geçemeyeceğim. Hackeref. Bu da hem dinleme hem çıkış yapabilen. Şu gördüğünüz Hackeref One. Bu cihazda hem alıcı hem verici. Yalnız buna dikkat edeceğiniz bir konu var. Hackeref'in çok fazla klonları var. Yani taklitleri var. Orijinalini bulmanızı bu ilk çıkanlardan, bu da ilk çıkanlardan. Bunu kullanmadım hiç. Bant genişliğine bakacaksınız. Hackeref hem alıcı hem verici. Tabii biraz fiyatlar yukarı çıkıyor ama dikkat ediniz. Bakın 1 MHz ile 6 GHz arası alıcı verici. Adam Pluto da aynı şeyi yapıyor. Ben Adam Pluto'yu seçtim. Hackeref'te alınabilir. Almayın demiyorum. Sadece alırken klonlanmamış modelini almanızı öneririm. Bir iki dakika şu chat'e bakalım neler var. Chat ekranım niye çıkmadı? Pekala. Birazdan yeniden bakarım oraya. Üçüncü alabileceğiniz şey de Hackeref. Tekrar öbürüne dönelim. Bunu kapadık. Burada başka nelerimiz var? Şu an bilmiyorum burada mı? Yine bizim dernek üyelerimizden birinde SDR alıcı verici QRP cihazlar var. Şurada olduğu gibi. Fevkalade güzel artık çalışıyor. Bunları da temin edebilirsiniz ama bunlar artık tamamen bir telsiz gibi. Arka taraftan USB'den yine bilgisayara bağlandığında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Denemedim, bilmiyorum, görmedim. Bunlar Rusların sanırım bir yaptığı cihaz var. Şu olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. Fevkalade güzel. Yine bir hayli geniş aralıkta çalışıyor. Bakalım kaçmış. TX için 0.5-30 MHz arası. Mini cihazlar ama çok ucuz cihazlar değil yine. 400 küsur dolarlarda. Bunlar biraz daha üst seviyelere çıkıyor. En son Dayton Amerika fuar gezimizde, bunlar 6000 küsur pound olunacak şeyler değil ama orada da gördüğümüz en yeni model cihazlar yerini hep SDR cihazlara bırakmış vaziyette. Bu işin sonu yok. 10 dolarlardan başlıyor. Bu gördüğünüz 6000 poundluk, 7000 poundluk cihazlara geliyor. Şu tür cihazlar yine var. Buradan geçiyorum. Siz bunları zaten internetten de bol bol araştırabilirsiniz. Şimdi şunu durduralım. Hemen arka tarafta SDR Uno. Önce bir SDR Uno'yu açalım ve sizinle onu ben paylaşayım. SDR Play'in kendi şirketinin zaten yazmış olduğu bir şu an hepsini mi görüyorsunuz? Sadece bir ekranı mı görüyorsunuz? Yani SDR Uno main'i mi görüyorsunuz yoksa konsol ve main speaker hepsini görüyor musunuz? İsmail Bey yine sizi yoracağım ama ben sizin ekranı çok net görüyorum neredeyse. Ekranınızda hangisini görüyoruz? Evet. Evet şu an sadece şeyi görüyorsunuz. Tamam. O zaman tek tek yapacağım. Çok teşekkür ederim. SDR Play'de, SDR Play'in yazılımında SDR Uno diye kendi yazılımı var. Devamlı upgrade ediliyor. Gördüğünüz gibi bir tane ana ekranımız var. Anten A ve anten B olarak ben girişleri kontrol edebiliyorum. Bugün anten A'da mini bir uzun antenim takılı. Anten B'de ise HF antenim takılı. Her ikisinde de dinleme yapabilir veya buradan görebiliriz. Bu ekranımda şu gördüğünüz bölümlerden bir hayli ekranlar açılıyor. Şimdi ben o diğer ekranlara geçeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam şunu bir çekeyim. RX konsol, yani şu RX'e bastığınızda gelen ekranı paylaşacağım. Çünkü tek tek ekranlara izin veriyor. RX konsol. RX konsolumuz bu. Evet, şimdi de RX konsola geldik. Bu da bir ekran. Bunların hepsi benim ekranımda aynı anda çıkıyor bu arada. Ben ana ekranı verebiliyorum sanırım. Özür dilerim. Bir öyle deneyeyim. Full. Show all windows. Bütün ekran
Şöyle bütün ekranı şu an görüyor musunuz? Sanıyorum ki hepsi çıktı. Evet. Şunu şöyle yapayım. Bunu minimize edeyim. Evet. Bir tane yalnız burada mute etmem gereken biri var sanırım. Yanlışlıkla şey geldi. Pekala. Şu an bütün ekranı görüyorsunuz diye varsayıyorum. Bakın şöyle yapalım. Bunu nereye çekeceğiz? Peki o orada dursun. Bunu da o zaman aşağıya biraz çekelim. Evet. Soldaki ana ekranımız. Oradan bu sağdaki ekranları açabiliyoruz. İstediğimiz bantları buradan seçebiliyoruz. Bakın. Şu an geçişleri görebiliyor musunuz? Bir kişi mikrofonu açıp beni yönlendirirse. Bir problem yok. Görebiliyoruz hocam. Tamamdır. Tamamdır. Bantları buradan seçebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi SDR Sharp'ta da aynısı var. AM, FM, CW, LSP, USB bütün modlar var. Dijital modlar da var. Buradan Narrow FM, Wide FM bunların hepsini yine seçebiliyoruz. Şu an ben Zoom'u kullandığım için ses kartı buradan ben demo yapamayacağım çünkü kesiyor, birbirine vermiyor. Bu ekranda ana bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Şuradan istediğimiz gibi yukarı aşağı play ettikten sonra şöyle yapalım bir 20 metre diyelim. 14 MHz'de. Şurayı bakın biraz evvel bahsettiğim benim sesim net geliyor herhalde. Ben biraz kısayım bunu. Nasıl olsa duymuyorsunuz. Şu an yayını duymuyorsunuz sanırım. Hocam sizin sesiniz geliyor, yayının sesini duymuyoruz. Tamam. Zoom çünkü kendini şey yaptığı için. Bugün zaten bir yayın aldığımız almadığımız diye bir şey önemli değil. Bakınız 14 MHz'de bakın görüyor musunuz? Burada bir tane kafa gördük. Üzerine geldiğim anda buradaki yayını dinlemeye başlarım. Eğer modu da doğru seçersem tamamen şey yaparım. Şurada gördüğünüz gibi zoom inler, zoom outlar var. Onunla da frekans aralığımı şey yapıyorum. Peki şu an ne kadar aralıkla bakıyoruz? RF gain'i biraz kısalım. Bakın görüyor musunuz? Buradan bir yayın geldiğinde. Biliyorsunuz bir iki hafta evvel tilki avımız vardı. Aynı tilki avında olduğu gibi burada çıkan frekansları görüyoruz. Şu an 14 MHz'deyiz. Koşturarak 400 MHz'lere gidelim. Biz 433-550'de simplex yapıyorduk. Bakın 433-550. Şu an ben yayın yapıyorum ve konuşuyorum. Bakın bu gördüğünüz şey burası Tango Alfa 1 Delta Eko Amatör Sohbetler devam ediyor. Şu an frekansla görüşme yapılıyor. Dinlemede istasyon varsa bilgilerine. Görüyor musunuz? Bütün yayını bir zoom out yapalım şunu. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi burada ben yayın yapıyorum. Modumu değiştiriyorum. Bakın neler olacak. Şu an bakın USB oldu. Ben çok net duymaya başladım. Neden? Çünkü yukarıda da USB seçili. Bakın yukarıda şurada USB seçili. Rahat rahat görebiliyorum ve buradaki yan harmoniklerimi de görüyor musunuz burada? Bakın. SDR Play'deki görüntülerim bu. Peki değiştiriyorum. FM bakın konuşuyorum ve AM'e geçtim. Şu an AM'e geçtim. Bakın zoomlayalım şunu. 5, 4, 3, 2, 1. Amplitude Modulation bu şekilde gözüküyor. Birazdan şeye geçeceğiz. Analyzer'a geçeceğiz. Spektrum Analyzer'a. Orada daha net gözükecek. Şimdi bakın AM'i FM'e geçiriyorum. FM oldu. Şu an bakın FM'in yayılımını görüyorsunuz. AM'de daha bir omuzluydu. Normale döndü. Şimdi USB'ye döndüm. Bakın USB'de sağ taraf. Upper side band'deyiz. Şimdi lower side band'deyiz.
şekilde dönüyorum. Hop, lower side man. Herhalde SSB'yi en güzel böyle gösterebilirdik. Görüyor musunuz? Sol taraf şu an yayında. Volkan, evet, abi bir şey soracağım. Tabii ki, lütfen. Ben kendi SDR'ımda hem SDR'ın çıkışını hem de Zoom'un çıkışını aynı anda kullanabiliyorum. Bir deneme şansın var mı acaba Zoom'un ses ayarlarında? Ondan dolayı sorayım dedim. Olabilir, biz de duymak ama için bu şey. Duyururum. Bir başka program, onu da bulurum ben. Zaten şöyle bir şey var. Virtual Cable'ı burada çalıştırsam onu, o sesi size loop ederim. Çok basitse söyle ama bugün zaten bir yanda benim cihazım kurulu. Bir yanda burası var. Duyamayacaksınız zaten. Yani başka istasyonları buradan dinletmek değil aslında amacım. Burada sadece şeyler, modlar, mod farklılıkları. Ekranda Spectrum Analyzer'a da birazdan geçince orada da net göreceğiz. Bu yazılımlarda inanılmaz detayların olduğunu göstermeye çalışıyorum. Peki kısaca söyle, nereden yapılıyor, bir bakalım ona. Yayına basar mı basmaz mı bilmiyorum. Vakit kaybetmeyelim abi. Başka bir gün yine konuşuruz. Şimdi vakit kaybetmeyelim bence. Bana o zaman bir WhatsApp'tan atarsın. Seninle ikili bir Zoom'da onu hallederiz. Hay hay, tabii ki. Çünkü Barış'la olan programlarda da anlık olarak paylaşmak istiyoruz bazı şeyleri. İkinci telefonla falan yapıyoruz. O pek olacak iş değil. Peki, biraz evvel testi yeniden yapalım görmeyenler için. Bakın, şeyde yayın yapıyoruz şu an. Lower side band'deyiz. Gördüğünüz gibi kırmızının sol tarafındayız. Lower side band aşağıdayız. Şimdi upper side band'e geçiyoruz. Hoppa, sağ tarafa geçtik. Şimdi USB'de döndürüyorum. CW'yu tutuyorum. FM'e geçtik. Şu an FM modülasyonu bu şekilde gözüküyor. Ve şimdi AM'e geçiyorum. Ve AM'e geçtik. Bakın kollar daha kesim aşağıya iniyor. Mandala basıyorum, hiç konuşmuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi mesela 439-150 İstanbul için en çok görüşülen böyle. 439-150 ve FM ve Narrow Band. Şunu bir şey yapalım, kısalım. 439-150'ye bir kısa bir sinyal gönderelim. Ha, şu an görüşme var zaten. Gördüğünüz gibi sinyal geliyor ve gidiyor. Şimdi bunu durduruyorum. Size benim ekranımda daha evvel açtığım, o güzel. Bakın benim konuşmalarımı burada görüyorsunuz. Bu da ilginç bir şey. Dijital sinyalleri eğer decode etmek istiyorsanız, özellikle bir dakikanızı rica ediyorum. Bakın D-Star ve EMR ve P25 ve orada gördüğünüz bütün modlar, bazılarını ben hiç kullanmadım. Eğer bir SDR alıcınızın arka tarafına DSD Plus sanırım bendeki versiyonu, bu yazılımı açarsanız ve frekansı DMR'ın röle frekansına getirir iseniz bu ekranda görebiliyorsunuz değil mi siyah ekranı? Monitör görünüyor, komple monitör. Komple monitör gözüküyor. Peki bakınız, bu gördüğünüz bütün modları DMR'da decode edebiliyor. Ve ben şu an bir DMR frekansa geldiğimde orada gönderilen SMS'ler, oradaki telsizlerin ID'leri ve hepsi burada gözükecek. İstanbul için DMR frekansı ezbere bilen varsa bir deneyelim. Belki virtual cable gerekir. Line 1, virtual cable, audio cable. Input device 2. Valla şu an sanki onu da devreye almış gibi çözebilir. İsterseniz bir deneyelim ama olmazsa çok takılmayacağım. Çünkü bugün konusu bu gördüğünüz kodları çözmek değil. Frekans bilen var mı şey için? İstanbul için DMR röle frekansı. Peki, geçiyorum. Programın ismi DSD. Onu da şuradan bakalım. Onu da DSP Plus. Bu. Bakınız dsp plus.com. Bu yazılımı indirdiğinizde bütün dijital modları
rahat rahat çözersiniz. Nerede çözersiniz? Bu biraz evvelki şu yazılımlarda. Arka tarafta ne çalışıyor? Arka tarafta yarımız çalışıyor. Şöyle yukarıya doğru geleyim. Volkan abi bölüyorum ama Osman abi DMR frekans yazdı. Nedir? Söyler misin? Tabii abi 439-162,5. 160 doğru mu? 162,5 abi. 162 ve buçuğa geldik. Bir de play verelim. Ben bir kendi... Evet, bakın arka tarafta 2 November Oscar Romeo. Bakın arka tarafta cır 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 gördük. Şimdi mono audio decoding şöyle yapayım. Virtual Cape yapamıyorum. Şu sound'da ses ayarlarını aç ve şurada virtual cable çıkacak. Bu değil. Şu an beni duyabiliyorsunuz değil mi? Şu an geliyor abi ses. Tamam, beni duyamayabilirsiniz. Bir virtual cable alacağım. Duyamazsanız hemen tepki gösterin. Evet. Duyabiliyor musunuz? Ses geliyor abi. Bir sıkıntı yok. Tamam. Bir dakika. Şuradan bir kamera alayım. Yaz kontrol tango alfa 1 delta eko. Yolladık. Burada dikotta şu an akıyor olması lazım. Yok. Çok fazla şey yapmayacağım ama burada yazıların da akıyor olması lazımdı. 439-162 FM narrow white. Fark ediyor mu? Hayır. Zaten şurada tüyün etseydi hemen aşağı doğru akmaya başlayacaktı. Bir daha DS Plus. Bir daha deneyeceğim. Olmadığında geçeceğim. Üçlü zoom da yaparız. Onu da gördüm. İndirilenler. Sharp. Pluginleri geçiyorum. DS. Şurada virtual cable. Şurası önemliydi. Source dediğim gibi bu DSD bir sonraki yayında hiç fazla vaktinizi almayayım ama tıkır tıkır çözüyor. i5 işlemcili cihazlar daha çok tutuluyor. Çünkü onun arka tarafta çok ciddi decode işlemi yapılıyor. Not alırsanız Delta Sierra Delta yazılımın ismi. Ön tarafta kullandığınız, ben şöyle bir durayım. Bunu durdurdum. Evet. Ön tarafta kullandığınız yazılımın arkasına ne plugin ve hangi yazılımı kullanırsanız cihaz bir anda o şekle dönüşecektir. Ve çok keyifli kullanabilirsiniz. Bütün dijitalleri çözebilirsiniz. Biliyorsunuz ICOM'un kendi dijital modu var. Bunu da kapatalım. Yayasu'nun kendi dijital modu var. Hepsini çözmek istiyor iseniz böyle bir DSD yazılımıyla rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim Spectrum Analyzer'a. Kullandığımız şey Romeo Sierra Papa Spectrum Analyzer diye geçiyor. Bu yine şunu bir kapatalım. Evet. Görünebiliyor mu şu an ekranım? Bir Spectrum Analyzer karşımızda var. Bora, ekranım görünebiliyor mu? Görünüyor komple. Okey.
Ben bir spektrum analyzer laboratuvarımda kullanan biri değilim. Çok da anlamam ama dediğim gibi iki Alfa Otel'in rahmetli dinleyici cihazını yaparken mecburen 6000 küsurla 7000 6 ile 7 MHz arasında çalıştığını birinci katında onu kilitlediğimi görmem gerekiyordu. Ben bu cihazı kullanarak, yani SDR dinleyicimi kullanarak yaptım. Şimdi zaten o biraz evvel gösterdiğim ekranda RTL SDR'ı veya SDR Play'i dört dörtlük kurduysanız bu yazılımda hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Startımızı verelim. Bir spektrum analyzer'ımız var. Biz 433-550'den yine telsizin mandalına basacağız. Bakalım yayınımız nasıl çıkacak. Cihaz kontrol Tango Alfa 1 Delta Echo. Bakın şu an yayın yapıyorum ve 433-550 nokta frekansta çıkıyor. Benim cihazım kayık olsaydı mesela hemen kaydıralım. 433-500'e doğru gideceğiz. Bir dakika. Evet, tekrar yapıyorum ama eyalde yapıyorum. Bir dakika FM'i aldık. EM'i aldık. FM'i aldık. Evet, çok az bir değişiklikler var. Burası Tango Alfa 1 Delta Echo amatör sohbetler devam ediyor. Deneme yapıyoruz. Olan varsa dikkatine, burası Tango Alfa 1 Delta Echo. Şimdi 433-550'den aşağı doğru kayacağız. Şu an kullandığım cihaz Icom IC7000. Bakalım ne olacak. Yine yayınımızı verdik. Yavaşça bakın aşağı doğru kaymaya başladım. Şu an ekranımda 439, 433, 495. 433, 495. Hemen orası da doğru. Gördüğünüz gibi yayını nokta frekanstan buradan alabiliyoruz. Yine 435'ü .433-550'de FM modülasyonumu bu sefer yine single side band'e alacağım. 1, 2, 3, 5, 4 cihaz kontrol. Evet, burada çok biraz evvel gördüğümüz modülasyon tipimi behind'e overload da yazıyor yan tarafta. Çünkü şu an takat düşürüyorum. Overload sönecek mi? Sönecek mi? Evet, söndü. Şu an wattajımı da buradan görebiliyorum. USB'yi yeniden FM'e getiriyorum. Cihaz kontrol. Tam Alfa 1 Delta Echo burası. Evet. Tekrar wattaja bakıyorum. Bakın sağ tarafta overload. Biraz daha düşürdüm. İyicene düşürdüm. Evet, hiçbir sorun olmadan şu an görüyorum yayınımı. Burada çok fazla bir şey gösteremeyeceğim ama bu tür spektrum analyzer kullanan biri varsa sözü eğer alırsa memnun olurum. Bakın buradan bazı yayınlar da alıyoruz. Evet. Şöyle aşağıya aldım. Sorusu olan varsa alabilirim. SDR Play, ben bir yandan da chatlere de bakıyorum. Peki. Bakalım bu spektrum analyzer'ımız kendi üzerindeki antenle 439 1625'te ne sonuç verecek? Hemen ona bakalım. 439 162,5. Ne oldu? 439,162,5. Beceremedik. Şu an 2 GHz'e kadar olduğu için rahat rahat çalışıyor bütün aralıkta. 439. Tamam. Evet.
1 MHz, 10 kHz. Evet, 439, 162,5. Tekrar açalım. Oradan bir DMR yayını yollayalım. Bakalım ne çıkıyor. Burada da görüyor muyuz? Onu da görelim. Evet, şu an lokal anteni olduğu için DMR'ı burada dinleyemiyoruz. Yani SDR Play'de gördüğümü... tabii ki bir spektrum analyzer'da görme şansım yok. Ama lokal oda içerisinde bir şey ölçecekseniz rahat rahat bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bunu kapatıyoruz. Olup olmayacağını tabii ki bilmiyorum ama SDR Play'imi çıkarttım ve onun yerine Adam Pluto'yu takıyorum. Daha evvelden tanıttığım için Adam Pluto'da hemen devreye gireceğim. Hemen onun dinleyicisine bir Adam Pluto'nun içerisinde bir storage ve kendi firmware'i var. RX'ine hemen bağladık. Adam Pluto ayağa kalktı. Şimdi şuradan Adam Pluto'yu da bir görmüş mü? Önce ona bakalım. Cihazlar ve Bluetooth'lar. Bakın burada görmek çok önemli. Bakın şu sizin için çok önemli bir şey. Yani RTL'de kullansanız, SDR Play'de kullansanız, HackRF'de kullansanız, Adam Pluto'da kullansanız. Önce bunu göreceğiz ki yazılım düzgün çalışsın. Peki bugün Barış Bey'e sorduğumuz analyzer burada çalışacak mı? Spektrum analyzer için bulamadı. Demek ki şey yapmamız gerekiyor. Ürünü buradan göstermemiz gerekiyor. Bir bakalım eğer varsa, tabii start alamayacak. Ne yüklüyor bu? Daha belki aldığımız şeyleri, kayıtları yüklüyor. Bu arada kayıt altına alıp bir evvelki yayınla bir sonrakini üst üste anladığım kadarıyla match edebiliyorsunuz. Bir bakalım şeylere. Opsiyondan eğer tanıtabiliyor isek. Yok, bunlar bir şey değil. Bir daha çıkıp bir daha gireceğim. Bakalım ne çıkaracak bize. Çünkü açarken öyle bir şey yaptı. Close analyzer, check connection and restart. Yok. Demek ki Adam Pluto için de ayrı bir spektrum analyzer kullanmamız gerekecek. Bunu Barış'tan öğreniriz. Önümüzdeki haftalarda şey yaparız. Biliyorsunuz Pluto'nun şeyi SDR Play, pardon SDR Console. Onda hiçbir sorunumuz yok. Fevkalade zaten aynı şekilde. Tabii arayüzleri farklı. Biraz evvel kullandığımız SDR Play vardı. Şu an bunun startını verelim. 10.000 küsur şu an dinliyor. Yan tarafa şunu stop edeyim. Bu ekranda ise tamamen ne oldu? Sağ tarafa transmit bölümü geldi. Artık gönderme de yapabilir duruma geldi. Sol tarafta yine envai çeşit şeyleri var. Modlar var. Kesinlikle programın başında iletilen sadece FM dinliyor diye bir şey yok. SDR'lar mod seçmiyor hiçbir zaman. Filtreler var. O Rusların yazdığı şeylerde bakın burada gördüğünüz olanaklar SDR Sharp'ta çok daha fazlalaşıyor. Bir arka tarafta SDR Sharp'ın da ekranını açalım. SDR Sharp yanlış yazmadıysam. Görüntülere geçelim. Evet, SDR Sharp'larda bakın SDR Sharp plugin diyelim. O Rusların da şeylerini bulup getireceğim. Evet, şu güzel bir şey oldu. Bakın SDR'ı aldığınızda bu sol taraf rahat gözüküyor değil mi? Büyüteceğim şimdi onu.
Evet. SDR'ı aldığınızda burası kel gelir. Yani burada aslında o kadar fazla şey gelmez. Bakın CTCSS decoder burada. Şurada da görüyorsunuz. SDR Sharp hem amatör, yani bu cihazlar biraz daha profesyonel. SDR Play ve Adam Pluto'lar. SDR Sharp'ta hem amatör hem de çok fazla şeyleri var. Bakın bütün CTCSS decoder'lar var, set'ler var. Mesela şu çok güzel. İsmail Bey, bu Calico Cat sizin TV şeyleri mi? Yanlış mı görüyorum? Net remote var, uzaktan bağlantıları var. Lime SDR şeyleri var, plug'inleri var. Benim bazıları kullandığım, bazıları kullanmadıklarım. Audio recorder'lar var. Yani özellikle bir şeyi kayıt altına almak istiyorsanız onları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu Rusların şeylerinde bir bakalım ona da. RTL SDR gelecek mi onun sayfası? Evet. Şurada o Rusların plugin'ine software bir şuraya geçelim. Plugin'lere buradan çünkü ben geçmiştim zamanında. Windows Free. Şu yazılımda ben HD SDR'da çok muvaffak olamadım. Yani pek de ısınmadım. Fazla seçeneği yok onun. Evet, evet. Yani lütfen bunları paylaşın çünkü ben de zaman içerisinde deneyerek şey yaptım. Yani çok büyük bir SDR bilgim de yok ama şu yazılımın güzel tarafı aynı zamanda burada takip edebilirsiniz. Eğer satellite tracker yapıyorsanız bu güzel bir şey. HRD Commander hem Radio Deluxe, ona da bir girelim. HRD, yanlış mı söylüyorum? HRD hem Radio Deluxe, evet. Muhteşem bir yazılım. İlk senelerce crack olarak kullandım. Bu sene sağ olsun Tango Alpha 2 Delta Echo eşliğinde çok büyük bir indirimle şey aldık biz. HRD'yi paralı olarak aldık. Bir dakika, ona bir bakayım şuradan. HRD'nin de çok güzel şeyleri var. Bakın HRD'nin sayfası bu şekilde. Hem telsizinizle gün oluyor. Önümüzdeki günlerde şey yaparım. Icon'la bağlarım. Buradan ona da bakarız. Crack versiyonu var. Ama dediğim gibi ben senelerce Crack'ini kullandım. Daha sonra da paralı olarak aldım. Cidden hak eden bir yazılım. Artık yeni versiyonlarında SDR'larınızla birlikte kullanabiliyorsunuz. HRD'nin güzel tarafı telsizinizi veya bütün SDR'ınızı buradan yönetebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra eğer çatınızda rotor varsa rotor kontrolleri buradan yapabiliyorsunuz. RS-232'den bağlayıp. HRD'nin içerisinde bütün bir amatörün ihtiyacı olabilecek her şey var. Aynı zamanda HRD'nin içerisinde konteslere katıldığınızda HRD şöyle yapayım. HRD Contest Logger diyeyim. Hem log tutabiliyorsunuz hem de hangi frekansta kim konuşuyor görebiliyorsunuz. Bakayım o sayfa. Sanıyorum ki bunlar. Hem log tutabiliyorsunuz hem de şu. Bakın ben yarışmaya katıldığımda muhakkak bunu aç. Ops. Geri gelelim burada. Bir movie geldi. Ne var içerisinde? Söyleyin. Devam edelim oradan. Şurada şu küçük olacak ama bir dakika. Daha bir düzgünü varsa onu seçeyim. Nedense o sayfada problem yarattı. Peki. O küçüğün üzerinden gideceğim. Zoomlayabiliyor muyum? Hayır. Bir daha bakayım. Yok. Burada tehdit var. Fazla da diretmeyelim. Bakın. Şurada frekansı seçiyorsunuz. Hangi bantla çalışıyorsanız. Bu sağ tarafta yukarıdan aşağıya size tamamen haritayı çıkarıyor. Hangi frekansta o sıra kim konuşuyorsa bu sağ tarafa da çağrı işaretleri geliyor. Böylelikle siz bir anda hangi frekansta avlanacaksanız özellikle kontestlerde çok işinize yarıyor. Bu düzgün mü bakalım. Düzgünse hemen ona geçelim. Oo, bu tarif edense. Peki. Bunda var mı? Yok, bu Rus sayfası nedense o sayfayı almış ama. Peki.
Ben daha çok bu yazılımı kullanıyorum Log'da. Bugün böyle oradan oraya oradan oraya geçiyoruz ama SDR'da yine oraya döneyim ben. TR'de inanılmaz keyifli bir yazılım ve tamamen telsizinizi şöyle bir ekranla direkt yazılım üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu ICOM IC7300 için sanırım bir ekran gelecek. Bir gelsin onu bir paylaşalım. Daha free version. Bunları indirebilirsiniz. Rahat rahat da kullanabilirsiniz. Bu ICOM'unki herhalde. Bir bakalım şu gelebiliyor mu? Biraz büyütelim şunu. Evet. Burada bantları seçebiliyorsunuz. Buradan bastığınızda TX'e geçiyor. Burada bütün frekansları seçebiliyorsunuz. Bunu ayrı bir gün komple konu ediniriz. Uzaktan da bağlanıp benim istasyonumdan çıkış bile yapabiliyorsunuz. Bunlar keyifli oyuncaklar. Yine söylüyorum, SDR'larınızı artık HR'de de görebiliyor. Bir hemen bakalım. HR'de SDR diyelim. Bakalım ne çıkacak. Yok, çıkmadı. Peki, bunu hemen geri kaçıyoruz. Şimdi neye dönelim? Özür dilerim. Evet, SDR konsola döndük. SDR konsolda şu an Adam Pluto'yu görüyor. Çok ayarları da bozmak istemiyorum. Çünkü ben bunu satellite'da da kullanıyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi 50 MHz ve 6 GHz arasında rahat rahat kullanılabiliyor. Şunu kapatalım. Adam Pluto'yu kapatalım. Yine Analyzer'a geri dönelim. Burada sorusu olacak varsa buyursun. Bugün çünkü ben ara doldurmak için, evet, bir dakika, sorular gelmiş, onlara hemen bakalım. Çok güzel. Mars on Earth Project sitesinde Süleyman Bey'in yazısına ulaşabilirsiniz diye yazılmış. Orada ne var o yazının içinde, onu da alalım. 2.4 dinlemek için uygun mudur? Evet, uygundur. 2.4 SEO satı rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bir LMB. Bir LMB için besleme ünitesi, ara besleme ünitesi. LMB'den çıkan hattı SDR'ınıza taktığınız takdirde rahat rahat oradaki yayınları çözebilirsiniz. Orada bir sorun yok. DMR kod çözücü denemem demiş. Peki, devamı gelmemiş. Crack versiyonu bulmuştum internet ama biliyorsun. Bana Coşkun Bey şeyle gelebilirseniz, maille gelebilirseniz o konularda bakarız. Spotlar takip ediliyor. Evet, spotlar takip ediliyor. Ben tabii o kadar çılgın HF kontestçi olmayınca böyle lafları bir anda unutuyorum. Spotları oradan takip edebiliyorsunuz ve çok da keyifli. Bayağı bir istasyon ben orada görüyorum. Sadece HR'de kullananlar mı? Sanmıyorum. O bir konsorsiyuma bağlı ve bütün şeyleri gösteriyor diye biliyorum. Güzel bir soru. Bunu şeye sorarım. Efendim söyleyeyim. Demir Bey'e sorarım. Bir elenbi ve bir çanağı BTK konusu, bakalım o hala devam ediyor. Şu an alıcı için BTK'lık bir olay yok. Biliyorsunuz verici için BTK'lık bir konu var. Çünkü 10 küsur GHz'i dinliyor olacağız. Çıkış 2.4 GHz'de. Biz çıkışta sadece beaconlarımızı gördük, kapattık, bekliyoruz. Kanun çıktığında çakır çakır göndermelere başlayacağız. Şimdi ben bu sağ tarafı açayım. Soru cevap yapalım. SDR Sharp ile FM yayın alabiliyorum. SDR konsol ile hiçbir ses alamıyorum. SDR konsol ayarlarının yerini... Peki, şöyle yaparız. Mert, uzaktan bir bağlanırız. Uygun bir vakit lütfen bana ulaşınız. Ben şu an buraya 0542-623-38-30. Bu benim cep telefonum. Bir dakika, herkese yollayacağım. Everyone. TA1 Delta Echo Volkan Şamlı. Burada biz bize olduğumuz için. Bu telefonumu WhatsApp'tan eğer kayıt ederseniz, estağfurullah, ne demek? Şey yaparız, uygun vakitlerde uzaktan öncelikle cihazı tanıtırız. SDR Sharp uzun süredir kullanmıyorum ama ben çok hızlı setup ettim ve her şeyini kullandım. Aynı zamanda Bora, yine beni update edersem, uyduları takip ettiğimiz Regedit, yok, bir yazılım vardı, şu haritalı
isimleri karıştırıyorum artık. Oradan SDR Sharp plugin'ini indirirseniz ve rotorunuz da varsa SDR Sharp ve tracker'ınız ve uydunun bütün Doppler efektini de kale alarak çok güzel Orbitron, evet Orbitron plugin'i de var şeyin, SDR Sharp'ın. Yani elinizde SDR Sharp, $10 bir SDR, RTL SDR, Orbitron, şu an yazıları da paylaşıyorum ki görün diye ekranı kapamadım. Bunların pluginleri üçü bir arada çok güzel çalışıyor. Senelerce de kullandım o şekilde. Sonra yeni oyuncaklar gelince onları arkaya kaldırdım. Uzaktan yardımcı olurum. Bugün hiç kimse konuşmuyor. Ben ölmek üzereyim. Dilleri aslında sözü ele alırsa biraz dinlenirim de diyorum ama kimse bir şey yapmıyor. Sorusu olan varsa alabilirim. SDR bugün bolca. Spectrum Analyzer çok keyifli. Dediğim gibi ilk defa yaptığım cihazda ve kendi sardığım oroidlerin üzerindeki bobinlerde 7 MHz'de tam nokta atışı ben bu şekilde yaptım. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki Murat Volkan Bey, abi. Evet. Volkan abi bir şey diyeceğim. Barış abinin bu SALSAT için hazırlayacağı QRP'nin çalışmaları ne durumda? Onunla alakalı eğitim olacak mı? Olacak. Şöyle, onun hazırladığı bir prototip cihaz zaten var. Aslında bir gün isteriz tanıtır. O bir çanta şeklinde. Çok keyifli. Önümüzdeki dönemde onları sizlerle paylaşacağız gibi görünüyor. Bir dakika, ben şöyle eski moduma döneyim. Şunu da bir kapatayım. Evet. Şimdi o üniteyi paylaşacak sizinle. Ona aslında bir broşür yapmıştı o. O broşürü de ben bulabilirsem bir dakikanızı rica ediyorum. Sizlerde o var mı bilmiyorum ama Barış'ın orada. Barış'ın benimle paylaştığı medyaları görürsem üniteyi kendisi de herhalde izin verecektir diye düşünüyorum. Sizinle paylaşmak isterim. Şu muydu? Sanıyorum ki evet, çanta şeklinde. Şu an şeyle, ESA ile ilgili birkaç şey göstereceğim buradan. Yeniden paylaş. Screen. Evet. Bunu görebiliyorsunuz herhalde. Bu portable, Barış'ın düşündüğü mini bir cihaz olacak. Tabii ki bir çanağımız olacak. Ve şu cihazla da konu bitecek. Şunlar hep ESA ile ilgili alt setuplar. Hep LNB'nin yanında durması gerekiyor. Yani o çok önemli. Ben de önce kendi masamda yaptım vericiyi. Ama çanağa gidene kadar kabloda her şey bitiyor. Onun için herkes böyle çanağın yanına yapıştırıyor. O zaten olmazsa olmaz. Değişik verici antenler. Benim antenim şuydu ama ben beceremedim. Onu direkt söyleyeyim. Şu kendi yaptığım antendi. Ve şu. Tabii burası çok geniş. Bu 3 milim falan. Oho Barış'ım, görüyorum seni. Bir soru geldi. Barış abinin alayım mı seni yayına, çok az? Ya tabii ki, arada hem adımı duydum hem resmimi gördüm. Arkamdan evet. Konuşulmasın dedim. Yo, estağfurullah. Başımızın üstünde. Barış'ım, yeni sakal biçimini takdir ediyorum. Çok hoş olmuş. Sıhhatler olsun, yarasın. Ben de uzatıyorum seni görünce. Bayağı bir şey oldu. Şöyle. Beraber okutun. Oh maşallah maşallah. Hocam şöyle, Barış Bey'in bu güzel bir resim. Gördüğünüz gibi aslında India Echo resim güzel olacak. Yurt dışında özellikle satellite çalışanlar böyle çılgın hafta sonu satellite çalışmalar yapıyor. İnşallah Türkiye'de de böyle bir resim çekiliriz diye ümit ediyorum. çok güzel bir resim bu. Barış, senin yaptığın portable o çanta ile ilgili bir tanıtım olacak mı? Detaylar gelecek mi? Ne zaman yayında olacak gibi bir sorumuz var. Şimdi şöyle, aslında
büyük bir kısmını hazırladım sayılır. Yani up konvertörleri, down konvertörleri hazır durumda. Özellikle Türkiye'de pek çok arkadaşı USDX'i yapmaya başladı. Micro STX diyeyim. Hatta iki hafta önce kadar yanlış hatırlamıyorsam Barbaros hocamızı dinledik. Micro STX ile ilgili olarak. Benim cihazımın temeli Micro STX. Diğer bütün bölümleri hazır. Micro STX ile birlikte deneyler yapıyorum. Şey olarak nasıl diyeyim, masa üstünde prototip olarak çalışır durumda ama bir fırsat... Masa üstünde nerede duruyor? O makineyi burada görebiliyor muyuz? Burada masa üstü var mı? Bakayım orada bir yerde gözüküyor mu? Şu anda o masanın üzerinde yok. O resimdeki masanın üzerinde yok ama yanlış hatırlamıyorsam şey haftasında, Micro STX'i konuştuğumuz haftada pek çok bölümünü gösterdim. Hatta kolayında varsa biraz önce bir chart açmıştın. Hemen geçeyim ona. Bir dakika. Şu mu? Evet, bu sunumun tamamı var mı elinin altında? Yok, bu sunum yok bende. Bu sadece bir sayfa olarak gelmiş. Bana sunum gelmemiş. Ama sen şöyle yapalım. Mevzuyu bir başka yere kaydıralım. Ben hemen sunumu bulup açayım. Okay. Mimarisi üzerinde konuşuyor oluruz. Olur. Temelde aslında sistem amatörce sohbetler içinde de konuştuğumuz bileşenleri en son bir araya getireceğiz ve bu portable Q100 SDR transceiver olacak. Yani neredeyse bütün komponentlerini tek tek konuştuk. İşte sen şimdi antenleri gösteriyorsun. Az çok antenlerimiz hazır. Amplifierları konuşuyoruz. Ama bunun can alıcı noktası SDR bir alıcı. Hep SDR alıcı verici. Konuşurken hep Pluto ile örnek veriyoruz örneğin, ya da HKRF kullanmayla ilgili örnek veriyoruz. Hatta bugün Delta Kilo Eko'ydu galiba. Bir soru sordu. Yani bir adam, Pluto'nun open source versiyonu var şimdi. Pluto Plus diye çıktı. Acaba biz de bir Pluto TR diye Türk Pluto'su mu yapsak bu eşi Esselsat için diye bir öneri getirmişti. O kadar kompleks bir cihaza ihtiyaç yok. Bu Portable Q100'un altyapısı Micro STX. Sanırım da şu anda bile aramızda en az Micro STX yapmakta olan bir 5-10 kişi vardır sanırım. Ucuna birkaç eklenti yapacağız. Evet, çağrı işareti 1 kilo eko bravoydu, doğru. Erdoğan Bey. Barış, bir şey soracağım. Benim çanağım kaç metreydi? Senin çanağın 90 santim diye hatırlıyorum. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Bende bir çanakla ben bunu şu an yaptım. 90 yok, 60'lık benimki, küçük. Yani evet, 60 ya da 90, yani küçük bir çanak. Şöyle Mert sormuş. Bence 60'lık almayayım. Ben 60'ı şundan aldım. Ben de aynı zamanda eski marinde kullanılan uydu alıcısının rotoru var. Asıl gönlümde o rotora bu çanağı takıp hiçbir şey yapmadan arka tarafında Raspberry Pi ile bir tuşa basarak tüyün edip SE'li arabamın tavanına mıknatısla yapıştırıp 2 dakikada çıkabilir konuma gelebilmek. Olur olmaz bilmiyorum ama olduğunu biliyorum. Onun için step motorlarım, her şeyim hazır. Ben 60'lık almıştım. 60 göndermede yetmedi. Yani testlerimizde yetti. Sinyalimi gördüm ama benim önerim Mert 90'lıkla başlayın. Yani 90'ın altında bir çanak almayın. Ama sadece dinleyecekseniz LNB'yi bile havaya doğru tuttuğunuzda LNB'niz Esselsat'tan gelen yayını çanak olmaksızın bile alıyor. Tango Alpha 2, Romeo Alpha, Mert çanakçılar arkadaşımız LNB'yi tutarak dahi dinleyebildi. Bu vesileyle çanağa bile gerek yok. Ama göndermede evet. Ama göndermeyi zaten BTK'yı bekliyoruz. Estağfurullah. Bunun dışında başka ne var burada? Edim Pluto'yu nereden alalım? Vallahi Edim Pluto'yu ben çok sevdiğim Tango Alpha 2 Sierra Romeo. Sedat Erhan Beyler bana getirdi. Boracığım söz alabilirsin direkt. Ama önümüzdeki günlerde Edim Pluto'yu nasıl alırızı bir bakalım. Hızlıca size dönerim. Hemen şu anda soruna cevap vermek istiyorum Volkan abi. Tamam. Edel Pluto'yu Türkiye'de 1890 TL'ye e-komponent sitesinden alabiliyorsunuz. Yurt dışından sayılı getiriyorlar, siparişe göre diyebiliyorum. Almak için bakmıştım, oradan biliyorum.
Ve şu anda Barış abinin bahsettiği Adam Pluto Plus Banggood'da var. O da aşağı yukarı 2500 lira falan geliyor. Hatta Banggood'un 6 ay taksit imkanı da var. Ondan da faydalanabilir. Barış, Adam Pluto'nun normal fiyatı 170 küsur dolarlarda mıydı? Bölünce 222 çıktı bu. Böyle Digi-Key'de ve Farnell'de 130 euro. Şöyle, Adam Pluto aslında 99 dolar. Ha. Ama sürekli 99 dolar değil, bu öğrenci eğitim kiti olduğu için belli dönemlerde kampanya yapıyorlar, 99 dolara indiriyorlar. Ancak son bir yıldır çok tutulduğu için ve çok satıldığı için ve üretimi yetiştiremedikleri için artık üretim yetiştiremiyor. Yani bir tanıtım kiti bu neticede ve oldukça ucuza satıyorlar. Üretim yetiştiremedikleri için 130-140 euro'nun altına indirmediler uzunca bir süredir. Türkiye'de de Ekon gibi eskiden Yıldırım'da ama sanırım şimdi farklı bir firma oldu. Bilen arkadaşlar yazsın. Farnell'den, Mouser'den ve Digi-Key'den malzeme getiren herhangi bir aracıyla konuşarak belki 130 euro değil ama 150 euroya, 160 euroya ya da şeyin söylediği gibi Burak'ın 170 euroya, 190 euroya alınabileceğini düşünüyorum. Okey. Bir acele etmeyin. Olmadı. Hem Radio Deluxe'de 2 Delta Echo'nun yaptığı gibi yazışırız. Eğer bir 5-10 kişi, 20 kişi alacaksa toplu indirim isteriz. Onun için acele etmeyin. Hep evet. Birlikte şey yaparız. Bir de şey, SDR Pluto Plus için acele etmeyin. Neden acele etmeyin? Çünkü Pluto Plus henüz sadece Çinliler tarafı, şöyle başa alayım. Analog Devices firması aslında bu Pluto'nun tüm şemalarını açık yayınlıyor. Çinli arkadaşlar da almışlar. Önce biraz sıkıntı yaşadılar Analog Devices'la ama şu anda serbest bir prototip ürettiler. Bu ikinci prototip. Biraz daha bekleyin. Ben biraz daha tutarlı olmasını bekliyorum. Çünkü orijinal Analog Devices'ın ürettiği Pluto kadar kararlı olmadığını söylüyor herkes. Aslında içinde daha kararlı kristal kullanılmış. İki çıkış yerine dört çıkışı var. Pek çok özelliği iyi gibi gözüküyor ama hala ısınma sorunları olduğu, bir müddet sonra donma sorunları yaşandığı gibi şeyler okuyorum forumlarda. Plus'ını almak için acele etmeyin diyorum. Bu arada bir sunum açabilir miyim? Bir dakika Barış, sunuma geçmeden evvel bakın benim aldığım Nexstar'ın şeyi bu. Ben sonra onu siyah boyadım böyle. Sonra elen bir dinleme ve vericiyi böyle yaptım. Çok başarılı olamadım. Sonra bulunduğum yere kurdum bu şekilde. En sonda zaten komple verici antenimi bir değiştirdim. Üstüne tepesine aldım. Bu neymiş? Pekala. Bir dakika abi. Hoppa. Bir de biraz evvel sohbette şunu bir bilgisayar içerisine koyduğumu sizinle paylaşmıştım. O bilgisayar içerisine konmuş hali bu. Bakın arka tarafında HF ve VHF, UHF çıkışları var. RS-232 çıkışı var. Buradan rotora bağlayabiliyorsunuz. Ve rahat rahat uyduyu buradan track edip kitleyip kullanabilir hale getirdim. Bir tane küçük bir mini PC'de iş bitiyor. Hemen vereyim sana izin. Stop. Barış'cığım. Paylaşıyorum ben de. Sen de. Şöyle açtım. Şimdi biraz önce şunu da küçülteyim. Görünüyor mu ekranım? Görünüyor. Tamam. Şimdi bir portable cihaz yapalım dedik. Ne Adam Pluto kadar maliyetli ve yanında bilgisayar gerektiren bir SDR alıcısı olsun. Hiçbir şey olmasın. Mümkünse minimum bir cihazla bunu yapalım dedik. Şöyle göstereyim tasarımı. Zaten malzemeleri birazdan herkes tanıyacak. Prototipi gördüklerinde. Evet. Şu cihazı sanırım herkes tanıyor. Micro STX. Şu anda Türkiye'de herhalde bir 100'e yakın kopyası yapılmış durumda. İnşallah daha da artacak. Bu 50 MHz'e kadar çok güzel çalışan. Bazıları 144 MHz'e kadar çalıştırdılar. SSB, AM, FM alıcı verici cihazı ve bu aslında bizim için yeterli bir cihaz. Şuraya geliyorum şimdi bizim yapımıza.
Bunlardan sen bahsettin zaten. Nasıl çıkılır, nasıl inilir. Benim prototipim bu. Çalıştırdığım prototipim. Çanak anten zaten biraz önce gösterdiğim örnekler. Down converter dediğimiz şey aslında çok basit bir tane ADE11 ya da ADE3 ya da benzeri bir tane tek bir mikser komponentinden oluşan 1-2 dolarlık bir komponentle down convert edilebiliyor. 28 MHz'e indiriyoruz. Şimdi 28 MHz'e inince 739 MHz çünkü çanakta LNB 10 GHz 739 MHz'e indiriyordu. Bir down converter bir tane elemanla bunu 128 MHz'e indirebiliyoruz. 28 MHz'e indirince elinizde bir HF cihaz varsa onunla dinleyebilirsiniz demek. Ama micro STX zaten elimizin altında var. Yani herkes yapıyor işte iki hafta önce konuştuğumuzda benim gördüğüm herkes neredeyse micro STX'ini çalıştırmış durumda. Çanak küçük bir kutunun içinde BIOS-T ile beraber bir down converter bir tane micro STX uyduyu duymamızı sağlayacak. Yanına da bir batarya koyup mesela bunu bir aküyle, bir motosiklet aküsüyle beslediğimizde ya da bir lipo aküyle portable hale getireceğiz. Gönderme tarafında da down converter'ın birebir aynısı olan bir up converter. Bu da şunu yapacak. 28 MHz'i 2.4 GHz'e çıkartacak. Küçük bir amfi ile uyduya çıkabileceğiz. Şimdi burada elimizde olmayan komponent hangisi? İşte micro STX hepimizde var. İkişer üçer dolar versek böyle bir delikli pertinaksın üzerine koyabileceğimiz bu parçalarımız da hazır sayılır. Şuradan şuraya neredeyse sinyalimizi getirebiliyoruz. Bunun çıkışında 10-20 miliwatt gibi bir sinyal var. Uyduya çıkmak için yeterli değil. Çıkışına bir tane Wi-Fi amplifier'ı ya da bizim tasarlayacağımız örneğin bu benim yaptığım amplifier koyduğumuzda 3 watt, 4 watt, 5 watt gibi bir güç çıkabilir olacağız. Bütün bunların birleştirilmiş haline ben portable diyorum. Boyut olarak düşündüğümde de hani 2 sigara paketi ya da 3 sigara paketi büyüklüğünde bir şeyi çanağın aslında göbeğine koyduğumuzda bu sisteme bağlayacağımız tek şey bir kulaklık bir de mic olacak. Harika. Bora bir soru soruyor. Boracığım buyur. Öncelikle kusura bakmayın ben biraz şifayı kapmışım. Ondan dolayı affınıza sığınıyorum. Sorum şu olacaktı. Micro STX'ten up converter'a geliyoruz. Çok güzel. Down converter'dan da dinliyorum. Ama mesela çıkış yaptığımızda down converter'a geri gitmemesini nasıl engelleyeceğiz sinyalin? Bu up converter ile down converter arasındaki o geçişi nasıl sağlayacaksınız? Tamam. Tek bağlantı bağlantı noktası olduğundan dolayı sorma gereği duydum. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Micro STX'in şemasını gözünün önüne getir. Şu anda bir browser açtım. Bilmiyorum paylaşıma browser mı geldi yoksa arkada hala... Hayır, hala şeyin var senin. Tamam. Şöyle değiştirip browser alayım şeyimi. Nerede? Evet, buradan. Şuradan micro STX şeması bulalım. Şu an browser geldi sanırım. Evet, geldi. Yani soruna direkt şema üzerinden cevap vereyim. Böyle. Çok net değil ama hatırlarsan şurada bir tane transistörümüz vardı. Bu ne yapıyordu? Filtrelerden gelen ki filtre kullanmamıza gerek olmayacak. Filtrelerden gelen sinyali ya dinleme tarafına bağlıyordu ya da direkt gönderme şu transistörlerin çıkışından gidiyordu. Yani bizim gönderme sinyalimiz aslında burada. Bu transistörleri kullanmayacağız. Burayı up converter'a bağlayacağız. Şuradaki transistörlere giren sinyali up converter'a bağlayacağız. Down converter'ın çıkışını ise direkt buradaki FST3253'ümüze bağlayacağız. Böylece up converter'a gidenle down converter'a gelen down converter'dan gelen birbiriyle karışmamış olacak. Anladım Barış abi. Teşekkür ederim tekrardan. Araya böyle girmiş oldu. Evvel bir soru geldi. HRD Commander'ı yine ucuza alabilir miyiz diye. Valla orada biz 50-60 kişi birleştik. Tango Alpha 2 Delta Echo Demir Beyler'in katkısıyla ve cidden iyi bir indirimle aldık.
Tekrar eğer HRD'ye bir 10-20 kişi olursa aynı kişi üzerinden tekrar bir indirimli başvurabiliriz. Onu bana maille atmanız lazım. Ben ona bir grup kurarım. Bir 10 kişi olsa yine aynı fiyatı alırız diye düşünüyorum. Çünkü adamlar zaten bizi Türkiye olarak tanıdılar. Evet. Barış'ım, bayağı bir şey yaptık. Spectrum Analyzer'ı açtık, gösterdik. Çok güzel SDR dinleyicimizde USB, LSB'yi bir yukarıda çizginin solunda ve sağında görebildik. FM'i görebildik. Tabii tam amatörce, yani sizler profesyonelce tabii elektrik, elektronik bilerek bakıyorsunuz. Ben bilmeyerek bakıyorum ama görüyorum. Ve daha evvel yaptığımız o dinleyici, 7 MHz dinleyiciyi de ben toroidleri buradaki şeyle, SDR dinleyiciyle tüyün etmiştim 7 MHz'e. İnşallah arkadaşlar da kendi ellerindeki SDR'ları Spectrum Analyzer gibi kullanabilirler rahat rahat. Önümüzdeki haftalarda bir Sharp, SDR Sharp'ı işlemek istiyoruz. Pluginlerini. Çünkü bazı modları alamayanlar var. Uzaktan ben onlara zaten yardımcı olacağım. Özellikle de şu an Sales'a hazırlık yapacak olanlara bir LMB, bir çanak, bir SDR, bir tane de arada LMB'yi besleyecekleri, ne diyorduk Barış onun ismine? Fusion, ne? Bir ismi var onun. Bayesti mi? Nasıl? Bayesti. İşte 12 volt beslemek için kullanılan o küçük devre. Kendiniz yapın diyorsun. Biz parasını verip aldık. Onu kullandığınız takdirde en azından Sales'ın yer dinleme istasyonunu bitirmiş olacaksınız. Barış, Lora'yı ne zaman yapacağız programını? Haftaya mı, bir sonraki haftaya mı? Şimdi Volkan, müsaadenle aradan bir de hem de duyurusunu da yapmış olayım. Ben niye bu aralar tembellik yapıyorum da. Ben sormadan duyurmadım tabii ki. Çok hazırlık yapamıyorum. Bu aralar ben tatlı bir telaşı içindeyim. İkinci kez dünya evine girmek gibi bir tırnak içinde bir harekette bulunuyorum. O yüzden sürekli bir koşturmadayım. Bu arada Türkiye'deyim. Şu anda Eskişehir'deyim. Roleleri açmaya çalışıyorum ama buradan role de açamıyorum. Sanırım gene DMR'a dönüp çağrı yapacağım ortalığa. Şu aralar hani mutlu bir telaşı içindeyim. Oraya koştur, buraya koştur. Malum biliyorsunuz prosedürü çok fazla bunun, hele bir ülkemizde çok daha fazla böyle aileler gidecek, tanışacak, istenecek bilmem ne. Bütün bunlar sürerken hiçbir hazırlık yapamıyorum. Önümüzdeki cumartesi günü de düğünüm olacak Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde. Haliyle bu korona günlerinde hem bunları planla hem hiçbir yere gitme, hem nasıl olacak. Onları yaparken biraz amatörlüğü boşa serdim. Aklımda Tiny GS'i bu hafta anlatmak vardı. Sana da söylemiştim. Evet. Hani hazırlık yapacağım diye bugün düşünüyordum ama koşturmaktan onu da yapamadım. Haftaya da ben müsaade isteyeceğim büyük ihtimalle. Olur. Ama bir sonraki hafta kesinlikle uzun uzun Tiny GS. Çünkü şeylerde, forumlarda takip ediyorum. Bütün arkadaşlar cihazlarını almışlar. Herkes getirtmiş. Yani bir şekilde biraz biz sebep ve vesile olduk. Hatta bazı arkadaşlar dokümanları okuyarak çalıştırabilir duruma gelmişler. Ben istiyorum ki birlikte sıfırdan bir kurulumunu yapalım. Kurulumunu yapmış olan arkadaşlarla belki bir takım eksiklikleri varsa onları görmüş olurlar. Beraber Tiny GS istasyonlarımızı çalıştıralım istiyorum. Evet. Duyduğunuz gibi Barış Beyler dünya evine giriyor. Şu an arka resimde gördüğünüz odadaki her şey satılıktır. Artık bırakıyor amatörlüğü. Tabii şaka. Sanırım tam tersi. Artık onlara ben bile dokunamayacağım çok fazla. Sanırım müsaade isteyip oturacağım başına. Evet, Allah mesut etsin. Arkadaşlar da yazmış chatten. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Barış abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Barış'ım, en önemli sorulardan biri geldi. Erdoğan Bey, Tango Alfa 1 Kilo Eko Bravo. Söyleyeyim mi? Tilki avı belgeleri ne oldu? Hikaye mi oldu? Mazeret, aynı mazeret. İşte koşturuyorum. Her şey bir tarafa. Ruh abi burada mı bilmiyorum. Ruh abi her gün bana şey gönderiyor.
hem yabancı amatörlerden hem Türkiye'den herkes şey yazıyor. Ya bizim sertifikalar ne oldu diye. Geçen gün de bir öğretmen hocamız yazmış. Ya benim bunu okulun bu pano var ya da bir herhalde bülten gibi bir şeye girmesi gerekiyor yapılmış olan faaliyeti. Ben öğrencilerin bu faaliyetine girmek istiyorum ama bu ayın faaliyetine giremiyorum. Bizim sertifikalarımız nerede diye böyle serzenişli bir mail yazmış. Ben hala bitiremedim sonuçları girmeyi. İnşallah ne zaman? En kısa zamanda. Valla bugün bu hafta ben Tango Alfa 2 Bravo Hotel Charlie onlarla birlikteydim. Kendileri kızlarıyla birlikte katılmışlar. Heyecandan dedi frekansları tam nokta frekans yazamadım dedi. Bir sorun olur mu? Dedim hiçbir sorun olmaz. Katılmanız bir tek önemli. O da aynı şeyi sordu. Belgeler ne zaman gelecek? Herkes o belgeleri istiyor. Ben de dahil. Şimdi arkadaşlar hani belgelerde de şöyle bir şey yapmaya çalıştığımız için biraz ben hani biraz nasıl söyleyeyim idealist davranıp bütün puanları hesaplayayım kim kimi dinlemiş ne yapmış diye böyle bir Excel'e girmeye çalışıyorum ama 100'e yakın sonuç girmem gerekiyor. Şu an 17 ya da 18.deyim. İnanın hiç kolay değil. Bir yandan açıyorum sesleri dinliyorum. Ne dinlemişler? Hani şeyi de merak ediyorum. Yanlış anlamayın. Kontrol etmek için değil. Ben bunu özellikle de söyledim. Bir tane kayıt alıp bana bir tane harf göndermiş olan zaten sertifikasını alacak. Onunla ilgili hiçbir şeyimiz yok ama ben hani o yaşanmış heyecanı görmek istiyorum. O kayıtları dinlerken öyle şeyler görüyorum ki kimi cep telefonuyla kaydetmiş. Ortamdaki o konuşmaları dinlemek beni heyecanlandırıyor. Yani bu faaliyette ben o tarafta olamadım ama biraz o tarafı da o kayıtlardan, yapılanlardan dinlemeye çalışıyorum. Bir sonraki faaliyette de insanları nasıl yönlendirebileceğimiz konusunda gönderilen loglar, kayıtlar fikir verici oluyor. Çünkü çok kısa bir açıklamayla biz herkesi bu yarışmanın içine aldık. Yine de şunu söyleyeyim, beklediğimin çok 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 üstünde bir başarı var. Yani herkes logları dört dörtlük tutmuş, herkes kayıtları çok güzel göndermiş. Ama yine de aksaklıkları bir tarafa not alıyorum ki bir sonrakinde arkadaşlar şuna dikkat edin, frekansları yazarken buna dikkat edin gibi notlar çıkartıyorum. İlk fırsatta bitireceğim. Söz. Evet. Adam Pluto spektrum dışında VNA osiloskop frekans metre olarak kullanılabilir mi? Bildiğim kadarıyla kullanılır. Osiloskop değil ama VNA spektrum signal tracker yani tracker generator olarak kullanılabilir. Ama SDR bir alıcınız varsa inanın onu birçok şey için kullanıyorsunuz. Yani envai çeşit şeyi var. Özellikle Adam Pluto gibi hem alıcı hem verici olabilen bir şey varsa. Bir defa sinyal jeneratörü olarak kullanıyorsunuz. 50-6 GHz arası. Yani miliwatt çıkıyor. Miliwatt çıkıyor. Hiç sorun değil. Yeni bir plugin'i daha geldi Adam Pluto'nun. Anladığım kadarıyla dual CPU mu çalışıyordu Barış? Ben daha yapmadım ama. Evet. Daha da hızlandı. Oscar Sierra Alpha 103 kullanıyormuş VNA'de. Bir anlam ifade ediyorum. Ben anlamadığım için sana şey yaptım. Bende de yok. Peki. Sorusu olan varsa alalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Ne yaptık bile? 11.30 yaptık. Bu hafta güzel bir başlangıçla Türkiye'de 1964'lerde başlayan ilginç dergilerle başladık. Sonra da biraz SDR'larda ne alalım ne verelim'e baktık. Sonunu da yine Barış'la kapatıyoruz. Boracığım söyle. Benim sorum şu olacak. Dedin ya ben hemen çanağın yanına bağladım Adam Pluto'yu diye dinleme ve gönderme için filan. Bu hani kaybım çok oluyor kuantiyelde de diye. Bunun bir örnek bağlantı şeması bir fotoğraf filan var mı? Çünkü eğer çanağın dibine bağlıyorsan sonrasında nasıl bilgisayara bağlantı kuruyorsun, dinlemesini, şimdi göndermesini ben onu, yapıyorsun? Onu ben hemen o hikayeyi şey yapayım. Barış'ım sen de gösterirsin. Şimdi şöyle bir şey var. Ama tabii burada DX Patrol var. Ben o cihazı mı alsam, Adam'ı mı alsam çok ikileme de düşmüştüm bu arada. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu işi öncelikle dernekte ilk yapacağım zaman şu anki dernek başkanımız Ahmet Aşkan abimiz de direkt beni şunda uyardı. Volkan dedi. Bildiğin RG213 kablolarla hiç deneme dedi. Yayın bile gitmeyecekti.
Biz anten konusunda ve özellikle RF konusunda muhakkak Ahmet Bey'e danışırız. Çünkü inanılmaz engin ve zengin bir deneyimi var. Kendileriyle de Rıha ile birlikte TürkSat Yer İstasyonu'na Türk uydusunda aynı ESAIL'dekiler yapılsın diye de ziyaret etmiştik. Ve aynen onun dediği ve tabii ki Barışlar da bunları bana çok söyledi. Özellikle Bir Delta Mehmet abi de söyledi. Arada kullandığınız kablo profesyonel bir kablo değilse, yüksek frekans için değilse hiç boşuna güreşmeyin, olmuyor bu iş. İkincisi, ben aradaki kuvvetlendiriciyi 2.4 GHz'de 8 watt çıkabilen Wi-Fi'ler için kullanılan bir ünite kullandım. Marka modellerini sonra ben paylaşayım. Gruba komple fotoğraflarını atarım. Bağlantıları da yan yana yapar, aynen o şekilde atarım. Öncelikle bilgisayarımın yanına USB ile bağladım Edim Pluto'yu. Edim Pluto'dan kabloyu çıktım. Uydumun yanında kuvvetlendirmeye kalktım. Onda bile Edim Pluto'nun çıkışındaki wattajla benim 8 wattlık ikinci bir lineerim bile el sıkışamadı. Yani hemen şeyden, yayından düştü. Peki en son setup'ta ne yaptım? Elambim tamam. Çanağım tamam. ESAIL'a tamamen yönlü ve çok iyi duyuyorum. Bunlarda hiç sorunum yok. Verici antenimin arkasından çıkan kabloyu direkt 8 watt vericime girdim. 8 watt vericimin arkasından çıkan kabloyu, burada bir preamfimi diyoruz, küçük bir kuvvetlendiricim daha var. Ona girdim. Yaklaşık 10 santimlik bir patch kabloyla. O 10 santimlik patch kablodan çıkanı da Edim Pluto'ya girdim. Edim Pluto'nun arkasına USB kablosu bağladım. Bende USB extender var. Yaklaşık bir 5 metreye kadar falan uzatabiliyor. Çalıştı, sorun yok. 1, 2, 3, 5 metrelik kabloyu da USB'yi de bilgisayarıma girdim. Bunda dezavantaj ne? Yağmur mağmur yağdığında lineerim sorun değil ama Edim Pluto'yu bir kutu içine almam gerekiyor. Daha nihai duruma getirmediğim ve zaten çıkışta yasak olduğu için daha ona girişmedim ama ben de bir kutu yapacağım ve çanağımı bir boy büyüteceğim. Yani 60'lık bir 90'lık yapacağım. Son nihaiyi çanağımın arkasına. Biraz evvel bir resim paylaşmıştım. 10 GHz'de çalışan yurt dışındaki amatörleri. Orada hep izliyorum. Facebook'ta da bir gruba üyeyim. Oradan hep görüyorum. ATV yayınlar, 10 GHz'ler, 5 GHz'ler. Orada gördüğüm üstadların hepsinin yaptığı verici çanağın arkasında. Bir kutu içinde. Hepsi orada. Sonra onu sen USB'den getir. Sonra da şunu yapıyorlar. Edim Pluto'nun arkasına bir tane Raspberry Pi bağlıyorlar. Ona da uzaktan bağlanıyorlar. Her şeyi oradan entegre çalışıyorlar. Arada USB kablo falan diye bir şey yok. Durum bu. Boracığım. Anladım abi. Teşekkür ederim tekrardan. Estağfurullah. Barış, sen bir şama bir şey göstereceksin mi şeyle ilgili? Bağlantıyla ilgili. Yani senin anlattığın şema var örnek bağlantı olarak. Benim de söyleyeceğim. Ne kadar kaliteli kablo kullanırsanız kullanın. 2.4 GHz'de ya da 10 GHz'de kaybınız çok fazla. Şükür ki dinleme tarafında LNB dediğimiz cihaz sinyali çok fazla güçlendirdiği için çok uyduruk televizyon uydu alıcı kablosu bile alıcı tarafını kurtarıyor. Yani 15-20 metre, 30 metre çanaktan alıcı kabloyla evin içine gelip dinleme yapabiliyorsunuz. O kablonun kalitesi önemli değil ama verici tarafa geldiğinizde Volkan'ın da söylediği gibi RG58 ile sanırım 2-3 metrede sinyalin tamamını kaybedersiniz. RG213 ile hani 5 metre gidebileceğinizi kabaca tahmin ediyorum. Kafamın içinde zayıflama şeylerini gözümün önüne getiriyorum. Çok daha kaliteli bir kablo bulabilirseniz, örneğin Lemere 400 ya da bu aralar Türkiye'de şey var, Ericsson TZCX500 kablosu var. Onunla da maksimum gidebileceğiniz mesafe 10 metre. 10 metreye gittiğinizde gücünüz dörtte birine düşer. Öyle bir kabloyla bile, yani güzel, çok sert kabloyla bile 10 metrelik bir mesafede dörtte birine düşer. Neden dörtte bir, yani dörtte üç gücünüzü kaybedin? Bunun yerine götürüp bütün o verici, amplifier, pluto vesaireyi antenin göbeğine yakın bir yere mümkünse 10 santim, 20 santimlik bir kabloyla bağlarsanız hiç güç kaybetmezsiniz. Benim önerim de o. Volkan'ın dediği gibi bir Raspberry Pi
Wi-Fi çalışan belki yani 2.4 değil ama 5.8 Wi-Fi çalışan bir dongle ile çalışan bir Raspberry Pi, belki Ethernet kablosuyla bağladığınız bir Raspberry Pi, yanına bir adam Pluto, çanağın göbeğine yakın bir yerde kapalı bir kutunun içinde dört dörtlük bir setup olur. USB'de bunun alternatifi tabii Volkan'ın yaptığı gibi. Mevlüt Bey, şöyle bir şey var. Çanağa kadar ardışık iki RF amplifier, iki tane 8-8. Onu da bir Delta önermişti. Ama hepsi bir para. Yani sonu yok. O zaman üç tane koyun daha şey olsun. Ama şöyle bir şey var. 8 yetiyor mu? Evet yetiyor. Tam dibine koydum. Yayınımı gördüm. Çok da keyif aldım. Ve İstanbul'dan başka bir ilimize rahat rahat ses gitti. Ses etti sadece ve kapadı. Ama bu iş için bir 20'lik bir şey gerekiyor gibi. Yani 8'de kalınmaması, eğer bulabiliyorsanız 2.4 GHz'de 10'luk veya 20'lik bir amfi, ki ben bir yerden daha buldum 20'lik şimdi. Onun gelmesini bekliyorum. Barış'la birlikte onu revize edeceğiz. İleride eğer güzel bir istasyon istiyorsanız 8 yetiyor. Ben şimdi bütün bendekileri fotoğraflayıp mail grubuna atacağım. Oradan da bakarız. Boracığım sen de Mike devam. Ben şey merak ettim. Barış abinin kullandığı amfi, bu MicroSDX'li devrede kullandığı amfi nasıl bir devre, nasıl bir entegre? Türkiye'de parçaları nasıl bulabiliriz? Onu merak ettim. Barış hep pahalı şeyler yapıyor. Süngün düşecek hemen. Kim bilir ne transistör kullandı orada. Transistör $100. Şu yaptığım amplifikatör bu. Bu amplifikatörün şurasında MVC2472 ya da benzeri bir şey. Birazdan bakıp chat'e yazayım. Şu aslında 3 katmanlı bir MOSFET. Girişinden yaklaşık 10 miliwatt girdiğinizde, ki 10 miliwatt MicroSDX'ten çok rahat çıkabildiğimiz ve mikserden upconvert edebileceğimiz bir güç. Buradan 10 miliwatt girdiğinizde buradan yaklaşık 15-20 watt gibi bir güç alıyorsunuz. 12 watt beslemeyle. Fiyatı nedir efendim? Çin'den almamanızı öneririm. Çin fiyatları $4-5 civarında bu transistörlerin. Kaliteli olanları $20-25 civarında. Hiçbir para değilmiş. Hiçbir para değilmiş. Tabii ki topladığınızda çok yüksek bir maliyet yok ama deneme yanılma yaparken yakma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bütün bunları ben bir tek bir PCB'nin üzerinde birleştirip hani herkesin kolayca lehimleyebileceği ve çevre komponentlerin yanmayı engelleyecek ya da korumasını sağlayacak bir PCB çizme moduna girmem gerekiyor. Aslında burada gördüğünüz bütün her şeyi birleştirip bir PCB'sini şemadan PCB'ye çevirdiğimizde aslında Q100 taşınabilir telsizimiz hazır olacak. Evet. Bora iyi ki sordun. Çünkü $20 komik bir para. Yani böyle bir uğraşta alınabilecek bir fiyat. Güzel. Yani onu da düşünebiliriz ama ben buldum lineerimi. Ya 2.4 lineer, siz yavaş yavaş sağdan soldan bu işi, çünkü sonuçta legal hale getireceğiz. Siz bulmaya çalışın. Ya ben şu an setup'ımı kurdum. Yayınımı yaptım. Şeyi beklerken de, efendim söyleyeyim, kanunu beklerken de şey yapıyorum, nedir adı? Lineer bakıyorum. Peki. Özgür Bey, size ekledim. Mailiniz de yollandı. Bu akşamki şey ve dergiler, linkler hepsi var. Bu arada bir kişi daha yayının başında maili eklememi istemişti. Grubumuza maillerinizi eklemem için bana mail adreslerinizi yollamanız yeterli. Önümüzdeki haftaya eğer Rüha kabul ederse Mars on Earth diye bir projemiz var. Bayağıdır da sağ olsun Rüya Beyler koşturuyor bu konuyla ilgili. Aslında onu konuk etmek istiyorum. Sağda solda kullanmadığınız eski alıcı vericiler, antenler, bilgisayarlar, test cihazları, bunları gencecik lise talebelerine, ortaokul talebelerine ulaştırabiliriz. Nejat Bey buradaysanız sizi de ekliyorum mail listeme. Bunun dışında dediğim gibi mail listesinde olmayanlar varsa muhakkak şey yapsınlar. Ben herkesi de, bugün yetişemedim çünkü yoğun olarak, gruba ekliyorum. Önümüzdeki haftaya da dediğim gibi bir konuğumuz da Rüya olursa
bir şekilde şey yaparız. Tamam, planlayıp sizlere bu Mars on Earth'de şey yaparız. Aslında bu proje çok heyecan verici bir proje. Çünkü bu projede uzaktan robotik hareketlendirme, RF alıcı vericiler haliyle bayağı ciddi şeyler var. Ya bu proje tamamıyla bir prototipi devreye girdiği takdirde yer istasyonları, uydu takip istasyonları, marin takip, uçak takip, bunların hepsini yapabilir konumdayız. Belki önümüzdeki haftalarda şey yapabiliriz. Yine SDR'ı ben hem uçak radar takip hem de deniz marin IS takip cihazı haline getirebiliyorum. Onları da paylaşırım. Yazılımlarını paylaşırım. Aramızda eğer gemiciler varsa onların da hoşlarına gidebilir. Tango Alpha 7, Oscar, Yankee, Golf, Tango Alpha 3, India Whiskey, Tango Alpha 9, Quebec Radio ve Osman Bey, sizleri de ben ekliyorum tek tek. Evet, bu hafta da katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Yayınımızı, en azından rekordunu şimdi durduracağım. Her hafta olduğu gibi atış serbest bölümüne geçiyoruz. Bir dakika.